Ha şu hatamı da düzelteyim. Şu hatamı da düzelteyim, yeri gelmişken düzelteyim. Hata yapmışım. Ciddi bir ikaz yaptım. Şu. Dedim ki bu dersi dinleyen bu ders ortamın hazını alamaz. Tamam. Şu anda bu dersi dinler ama sizin aldığınız hazı alamaz. Bu sözüm yanlış. Ne zaman alır biliyor musun? Alır hepsi. Bu videoda dinlese bu hazı alır. A şartta. Onu bilmiyordum. Bir insan bunu dinlerken fena fil ihvan sırrına yakalarsa, fena fil ihvan, orada dinlerken kendisini o kardeşinde Gafur konuşuyor, Davut konuşuyor, şu konuşuyor, orada fena fil böyle kaptırır kendi için kaparsa aynı hisi alır. Aynen doğru. Ve o akımdan vazgeçiyor. Bana da hissediyorlarımız uymuyordu. Ben aldım yani hissediyordum ama. Ve çok ciddi bir şekilde kızarak söylediler. Yani çok kızdı. Siz bunu hep söylediğinizde ben hissen aklım iştirak etmiyordum ona da neyse diyordum. Ben dinlerken yani meğer kim yapıyor? Bana dedi ki bu feyzi kim veriyor şimdi Van'da size dedi. Gerekçelerini söyledi. Ha. Dedim ki yani şahsım. Ekranın başındayken aldığın hissiyatı mı diyorsun? Yok yok şu anda ya. Sizdeki hazı kim veriyor dedi. Ya tabii Allah sebep noktasında kim veriyor? Şahsı manevi veriyor. Sen şimdi şahsı manevi burada var orada yok mu diyorsun diyor. Mesela şöyle. Şimdi kalemi meydana getiren Esma. Bu Esma burada var sizde yok mu o Esma? Ama orada niye kalem yok? Burada bir fiil orada bir kuvve var. Tamam mı? Ha. Kuantum fiziğinde olması gereken her yerde değil mi? Evet. Fizikte bu kalem bir yerdedir. Kuantum fizikte ise fiziğin altına inersen olması gereken her yerdedir. Şimdi burayı meydana getiren, aktif eden şahs-ı manevinin huzurunu bir kadın veya adam böyle dağılmış, bu sırrı açılmışsa, şahs-ı maneviden hissesi varsa, ya fena fil kardeş olmuşsa, fena fil ihvan olmuşsa, aynen bir tamam ya şahs-ı manevi ona da basar orada ekranın başına. Her şeyin her yerde olduğunu. Her şeyde her yerde olduğunu onu düzelt. Dersin başında düzeltecektim unuttum. Gelmesek de olur mu ya? İnşallah. Peki gelmesen toparlayalım dedi. Toparlayalım. Gelmesen olmaz zaten. Sen gelmeseydin ekranın başındaki bu hazı almasına sebep olan zemin olmayacaktı. Değil mi o zaman da olmaz. Evet. Peki, seninkisi ona, onunkisi de sana geliyor. Bu şeyi, bu konuşma inşallah Bülent dinlerken bunu keser başa koyar. Çünkü bunu düzeltmem için bugün millet veriyor. Dinlediğini anlarız abi. Ama bu sitemdi. O İsa Aleyhisselam'ı çok iltifattı. Geçen haftanın ikini kesilmiş galiba bizim bir enfüsü mevzu var mı orada? Hani nasıl? Kestiler değil mi? Ben göremedim yani, baktım yok. O kesmişler demek. Şey, İsa dedi ya, kesmiyorlar. Nerede hepsini dinlemiyorlar demişti. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Dersimiz için kaydedelim. Ders. Bugün ayın kaç abim? Bugün ayın 11 abi. 11, 12, 2016, nerede? Zeytinburnu, Dima, kaç? 13. 13. ders. Tamam abi. Sistemi çok seviyorum ya. Dima. Allah ebeden daima razı olsun. Bunu gördünüz mü? Yani 12. dersi durdura durdura bu insan bu rahmet-i ilahi nasıl celbeder? Bunu durdura durdura yazmış. Birileri tanzim etmiş, tasnif etmiş. Grup olarak. Şahs-ı manevi yapmış. 12 ders var mı abi orada? 12 ders. 138 sayfa şu an. Birisi sahip çıksa var ya nasıl hak, Allah hak ile yeksan eyler. Şahs-ı manevinin eseri.
Basalım mı abi bunu? Yani yok, bize lazım. Hepinize birer saniye. Siteye koyacağız zaten. Sonra diyecekler ki, kitap basıyor. Çok tabii. Anladın mı? Personal şey. Zaten ne diyorlarmış biliyor musun? Hayalini konuşuyor. Nasıl bir geniş bir hayal hayalini acaba Risale-i Nur'da kelimeler ve manevra ve kavşanda olmasan gram oynayamasın. Allah hak ile yeksan etsin. Yalan söylüyorsam Allah da Kur'an'da yemin ediyor. Böyle çok ağır yemin. Risale-i Nur tarif ve tanımları, tabirleri olmasa gram oynayamazsın. Gram. Ha böyle bir yan sağ bir sol bir açı değiştiremez. Ki o tabir olmaz. Gram. Yani kullanmıyor. Mehdi şamanevi olmadan hiçbir şey yapamıyor dediniz ya dün akşamki evet. Dersi sana. O da hiçbir gücü yok. Hiçbir şey yapamaz. Çok iyi anlıyorum abi onu. Bazen biz ders hazırlarken bir kelimeye takılıyoruz. Onu soruyoruz. Kendimiz hiçbir şey çıkaramıyoruz. Yok. Sadece sorabiliyoruz acaba. O soru. Cevap gelirse yine nurlardan açılıyor. O kadar. Gram oynayamaz. Mesela sabah işte o şeyi kalktım. Bunlar bilmiyor. Sabah kalkmadan sabah namazından beri ayaktayım yani daha önce vesaire. Bir ses de böyle. Ses de derken rüya gibi bir şey. Cebrail Sifa'yı getirmedi, İsa'yı getirdi, İsa'yı getirmiş. İsa'yı da o getirmiş. Allah Allah. Biraz manyak gibi var ya bugün üzerinde. Bundan lan Cebrail ben şimdi kadar hep vahiy getirmiş, İsa'yı da o getirmiş. Şimdi ben nasıl aldım ben bunu, ben mi kazandım şimdi? Allah Allah. Kalktım, oturdum. Lan bir yerden ezan okunmuyor. Bir şey hatırıma gelmiyor. Bir kendi odamı şaşırdım. İsa'yı da getirmiş. E ne olmuş İsa'yı getirince dedim. Böyle durdum. Soru soruyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. İsa'yı getirmiş. İsa neydi? İsa'yı meşrebi getirmiş. İsa'yı meşrebi nedir dedim. Dima'dır dedi. İsa dima'ın döllenmiş, döllenen dima'ın doğumu değil midir dedi. Ondan sonra doğurganlı düşünürsen Dima Meylem'dir. Doğrulan bütünsellik İsa'dır. Dima Meylem'dir. Çok tuhaftır. Ondan sonra kalktım. Şunu yazdım. Musa Aleyhisselam dedi ki, seni görmek istiyorum dedi. Lenterani denmiş. Ne demek? Sen beni göremezsin. Ama Miraç'ta Peygamber Aleyhisselam görmüş ve o kapıyı açık bırakmış. Musa Aleyhisselam'a lenterani, sen göremezsin. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine o kapıyı açık bırakmış. İsevi meşrep nedir? Teşbihtir. İyi dinleyin. Allah'u ekber. Yanlışları bir şey yapın düzeltin abi. Çünkü kafayı değil. İsa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam. Teşbih, tenzih, Ya Rabbi Allah'ım, hakikatiyle aklamayı nasip eyle. Surette değil de hakikatin inkılap etti bir an. Bu benimle alakası yok. Bugünkü o şeyden. Hasret Muhammed'e mi oluyor? Ben
Hakikat Muhammediyen. Yanlış yaptım. Hakikat Muhammediyen. Tamam. Hakikat Muhammediyen. İkisi birleşince mi acaba şahsiyet Muhammediyen? Yani siz emin olun da ben hani şahsiyet daha çok umumi gibi hissettiğim için öyle. Teki için hakikat demiştiniz, ikisi için mi şahsiyet? Hakikat, hakikat. Nedir biliyor musun bu? Üstad diyor ya, Kur'an'ın en büyük meziyeti, Kur'an'ın en büyük meziyeti, tevhidin tüm meratiplerine sahip olmasıdır. Kim için dediniz onu? Kur'an mı? Kur'an, canlı Kur'an ya. Şimdi devam edeyim. Bak. Allahümme selam olsun. İsa aleyhisselam vahiy getirmemiş. İsa'yı getirmiş. İsa niye getirdin? Ne işim var benim? İsa ile. Ondan sonra. Bak. Bimala ha. Konumuz dışında değiliz. Her kelimenin bir manası, bir de o mananın efal aleminde zuhuru vardır. Unutmayın. Her kelimenin bir manası ve o mananın küfür dahi olsa alem-i şehadette bir zuhuru vardır. Zat-ı ilahiyenin zuhur yeridir dima. O sesten sonra yazdım. Zat-ı ilahiyenin İnsanda zuhur ettiği yerdir dima. Vahiy bu. Bu şereftir. Allah haşa Celle Celaluhu beşere dimanda zuhur etti. Ve Cebrail vahiy ve İsa aleyhisselamın ortaya çıkmasına vesile oluyor. Demek Cebrail aleyhisselam bir vazifesi de İsa'yı ortaya çıkarmaktır. İsevi meşrep teşbihçi bir meşreptir. Abi orada İsa aleyhisselam ruhullah oluyor, Musa aleyhisselam kelimullah ya. He. Ehadiyetine ve ruhiyetine gibi olabilir mi acaba dedim. Ortaya çıkarmaktır diyorsunuz ya. He, o zaman onu şey yapalım. Dur konu yazayım ondan sonra çoğalsın. İsa aleyhisselam ruhullah diyebiliyoruz abi. Evet. Kelimullah da. Ruhullah. Kelimullah. Nasıl yazacağız? Kelimullah. Kelamullah. Sileceğim değil mi? Kelamullah. Kelim değil mi ya? Kelimullah değil mi? Kelamullah. Allah'ın kelamı. Yok olmaz. Kelimullah. Kelimullah olur abi. Kelimullah. Kelimesi Allah'ın kelimesi ayrı. Kelamullah ayrı. Allah'ın kelamı olur o zaman. Tabii. Kelimullah. Mullah. Doğru mu bu şimdi? Tamam. Kelimullah. Doğru yazdım. Tamam. Bakalım. Şimdi sen ne dedin başka? Hani ehadiyetine ve rüyetine masal oluyor Peygamber Efendimiz'de. Kelamına ve rüyetine. Buna len terani. Kelam Musa'ya olacak. Kelamına ve rüyetine, İsa Aleyhisselam rüyetine olur mu? Yok. Ruhullah. Habibullah, Halilullah vesaire. Neyse. İsa kelimesi ayin ve sindir biliyorsunuz. İsa. Ayin. Aynı zamanda gözdür, yani kaynaktır. Sin ise insanın kısaltılmış simgesidir, seharfi. O zaman aynesin, eysa bir araya gelince, ey gören insan manasındadır. Gören insan. Ey gören insan.
Bakan değil ama. Ya işte gör, şey, rüyvet çıkıyor. Bakan, evet. Ehadi. İkisi cem olursa şey çıkıyor bu. Oradan geliyor. Müşahede yani. O zaman. Mesela İsa, Ayn. İsa, Ayn ve Sin. Ayn, göz kaynak. Yani göz kendisini görmez. Görür. Tamam mı? Sin de insanın simgesidir. Sin harfi. Sadr, göğüstür. Ondan sonra Ayn ve Sin, ey gören insan, bakan insan değil. Gören insan oluyor bu. O zaman müşahede ve kelam, oradan da tekvini ayetler ve kelami ayetler. Yani bunu Ayn, buna Sin denmiş. Devam edeyim. Dimağda kişi bireysel, yani birliğinin zuhur yeridir. Aynı zamanda da mertebe isseviyenin zuhurudur dima. Biliyorsunuz dima issevi meşrettir, bütünsellik. Musa aleyhisselam meşrep ise musevi meşrep deniliyor ya. Yani issevi meşrep ne demek? Hakikat-i Muhammedi'nin zuhur etem yeridir dima. Şöyle diyelim. Bizim bir tane mi vardı? Bir tane de olması lazım değil mi bu? Defteri koyacağımız. Aşağıda var. Nereden? Getirir misin? Cebrail aleyhisselam'a abi galiba ayette bir de Ruhul Kuddüs'ü yolladık diyor değil mi Meryem aleyhisselam? Meryem evet, Ruhul Kuddüs diyor. Ruhul Kuddüs diyor. Evet, Ruhul Kuddüs diyor. Şimdi şuraya inmeden şuraya yapayım ki aşağı şuraya görüyor musunuz arkadaşlar? 3'e mi indi 4 şey? İslamiyet, Nur, Madde, Hayat, Muhammed. Yani karkas çiziyoruz. Şimdi bunu bir şuradan sileyim de şurayı. Tüm. Şurayı buradan kurtarayım. Tüm. Meratiplerine. Sağ
sahip olması. Şimdi bak, şurada, şunu da şuradan... Aslında bu İslamiyet'in yazdığınız bu yani şeyin altına denk gelen değil, değil mi? Toplamı yani. Toplamı. Ha, şey arş ağzının altına gelen diye değil yani. Yani şu cemidir. Daha yanlış olur, şunu da yapayım da ondan sonra konuşayım. Şahsiyeti maniyeti şahsiye. Bu bak, şurası da zihin, şuraya koyayım, aşağıda nerede, yanlış yapmayalım, diyeyim, zihin şurası, ruh burası, şu şeyde değil mi? Kürste. Şuur. Ne kaldı? Hayat. Bilerek yapılsın arkadaşlar diye. Ondan sonra şimdi şunu al. Okudukça her bir şeyin bir manası var. Efal aleminde bir zuhuratı var. Farkında mısınız? Tahtamız büyük olduğu için cesaretim olur. Eğer bu tahta büyük olmasaydı kesinlikle bu yazı yazmazdım. Yani çünkü okuyup geçeyim. Çünkü yerimiz yok. Silmek de hoşuma gitmiyor. Silmek benim çok ağrıma gidiyor. Çünkü silme tahrip olduğu için. Bozmaktır. Ruma çok sıktır. İstidatlar zemin bulamayınca kabiliyete dönüşemiyorsun. Evet, güzel. Değil mi? Şunu şöyle yapalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne yapacak şeyler? Allah Allah. Bu da buna ne diyecektik? Şahsiyet-i maneviye. Buna şahsiyet-i maneviyem deniliyor. İkisinin birleşmesi. Evet. Şahsiyet-i maneviyem. Şahsiyet-i maneviyem. Şahsiyet-i Muhammediye. Şahsiyet-i Muhammediye de cem edilirse fakat maddi şey yazmadınız. Evet. Hakikat-ı Muhammediye yazacaksınız abi. Şuraya yazmadık. Çünkü Hakikat-ı Muhammediye yaz. Hasan abi. Şuraya. Maddi ile manevinin birleşmesi Hakikat-ı Muhammediye. Hakikat-ı Muhammediye'ye de Nur Muhammedi ve Risalet-i Muhammediye eklerseniz o zaman genişlenir. Evet, şuradaki şeklinde öyle. Tamam mı? Bu sefer canlı. O zaman şey yapalım. Buraya ekleyeyim Mustafa. Yani şu ikisinin toplamı Hakikat-ı Muhammediye değil mi?
Hangisinin? Maddi ve manevi. Evet, hayat hakikat umamidi. O zaman şöyle bir yapalım, ek yapayım o. Yani. Ben burayı bitirecek değil mi? Karşısına yazabiliriz. Tahtanız büyük abi. Şöyle yapalım. İkisi cem eder, üçü. Tamam, şöyle. O zaman şöyle yapalım, onu yapayım o zaman. Aslında bütününde bir daha geçmiş olacağız. Yani bu karışan kavramlar, maddi hayat-ı Muhammediye, manevi hayat-ı Muhammediye, hakikat-ı Muhammediye, şahsiyeti, mahiyet-i Muhammediye. Bak şimdi ne yazacağız? Maddi ve manevi nedir? Şahsiyet-i Muhammediye. Hakikat-ı Muhammediye. Tamam. O? Saymak biraz zor. Hakikat-ı Muhammediye. Evet. Şöyle yazayım mı? Şöyle yanlama. Şöyle. Siz de şey yapın, bu şekil tabii inşallah doğrudur. Bakacağım. Hakikat. Şahsiyet-i Muhammediye'yi de maddi ve manevi hakikatla risaleti cem edilirse onu da yazayım mı? Yazın abi. He, onu da şey yapar. Şöyle yazayım onu. Hakikat-i Muhammediye Hakikat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam ile Mahiyet-i Muhammediye eğer cem olursa ne oluyor? Şahsiyet-i Muhammediye. Evet. Mahiyet-i Muhammediye'yi de yazmamız lazım o zaman. Tabii Mahiyet-i Muhammediye'nin de içini yazarsanız olay bitmiş. Tamam, tamam. Evet. Şimdi şuraya da Mahiyet-i Muhammediye yazayım. Mahiyet-i Muhammediye nerede yazayım? Onu devamlı yazın abi Mahiyet-i Muhammediye. Ok çıkarttık. Ok çıkarttık. Şurada yazalım. Neydi? Nur ve mananın cemiyeti, değil mi? Yanlış olmasın. Zaman hakikat olur abi nur mana dersek. Bak bakayım. Abi burada şöyle, Nur Muhammedi ile Risalet-i Muhammediye'nin... Bir dakika, Nur Muhammedi ile... Yani Risalet-i Muhammediye, yani çekirdekle meyvenin toplamı gibi. Evet, tamam. Yapmışsınız. Doğru. Çünkü bir daha onlar için kafama uğraşmayayım diye. Ne diyoruz bir de söyle. Nur-u Muhammedi. Nur-u Muhammedi ve Risalet-i Muhammedi. Bunu evvel ahir zahir batın diye de yazmışız abi. Nur-u Muhammedi, Medi ve Risalet-i Muhammedi. Gerçi o... Biraz değişik oldu bu. Onlar sanki hakikat gibi gözüküyor bu. Yani nur zaten yapıyor saçma ama başka bir şey olsaydı. Dur bakayım ben. Şöyle bir yazayım. Yazayım. Mahiyet-i Muhammediye öyle olursa bir Nur-u Muhammedi iki Risaleti Muhammediye. Doğru mu oradaki şey? Evet öyle abi. Tamam. Yani işte... Sorun var mı arkadaşlar? Hani... Şu manadan Risalet'in ne farkı var abi? He? Manadaki... Şeyle Risalet'in ne farkı var yani sorsak mesela mahiyetin için. Nur tarafı tamam. Risalet ortu artık o kendi bir şeyi yok yani şahsiyeti değil. Üzerine bindim Risalet şu yani. Mana da aynı ifade etmiyor mu abi? Manevi hayat Muhammedi ile Risalet. Hayır. Değil mi? Mana etmez o. Ha, tamam. O zaman şeysiz oluyor. Nursuz oluyor. Mana risaleti sift şey yapmıyor. Yetmiyor. Çünkü risalet ta
kelama bakıyor ya bu sıfatta. Vahye bakıyor direkt. O nübüvvet tarafı gibi mi mana tarafı? Sana? Yani bu risale tarafı. O mana tarafı nübüvvete mi daha? Nübüvvete bakıyor. Hı, tamam. Yani onu da diyebiliriz ama yani farkında böyle bakınca sanki ikisi aynı. Daha yani nübüvvete, risalete. Hı. Çünkü onu mana deyince bize hep aklımız risalet tarafı. Şöyle diyeyim o zaman ben şöyle. Oldu mu abi? Ben daha iyi anladım. Tamam. Şimdi bunu da şimdi Şahsiyet-i Muhammediye yapayım mı şey? Osman bunu da şey yapsam. Ha, üçü yapın abi. Ne olacak? Hakikat şahsiyet artı mahiyet eşittir Şahsiyet-i Muhammediye. Yazdın mı? Ha yazdım. Ha yazdık. Ha, tamam. Ha, ha yazdım. O zaman ben bunu ayırt etmediğim için başkaları da karıştıracak. O zaman ayırt edeyim şöyle. Buradan nereye gelecektiniz abi? Buradan geleyim. İsa şeye mi gelecektiniz? Evet. Nereye şimdi mi? Dimaya bizim konumuz. Cebrail. Oraya geleyim. Hem de bu şey olsun. İyi oluyor. Bu kodu biraz karışıyor yani. Bu, evet. Bu şey olması lazım. Artık niçin yaptım bunu tam da bilmiyorum ya. Evet. Herhalde çıkacak. Nerede defter ha? Bugün fazla şey yapmayacaksın. Defter arıyor. Kafamda gözlük varken gözlük arıyor. Şimdi bak. Allah Allah. Cebrail sif vahiy getirmemiş. İsa'yı da getirmiş. Ne getirmiş? Fesvan Allah. Senin şey etmiş. Neyse devam edeyim. Aa şunu da ekleyeyim. Şunu da ekleyeyim. Şunu da ekleyeyim. Şunu da ekleyeyim, çok önemli. Çünkü şaşıracaksınız. Bak, bunu da ekleyeyim. Nereye ekleyeceğim? Nereye sığar? Şuraya sığar. Ama kullanamadım. Şuraya sığar inşallah. Sığdırmak zorundasın. Şöyle. Gel bakayım kardeşim. Artık eşeğiyle konuşma zamanı geldi. Şey, uzanmadan gel bakayım desek, uzanmayayım vardır. Vahiy getirdiği peygamberse, İsa'yı getirdiği nedir? İsa'yı kime getirmiştir? Her değil, her yerde. Madde Hayat-ı Muhammediye. Dur, Madde Hayat-ı Muhammediye. Bunun için yazmıştık herhalde. Osman, bu isimlerin ortaya çıkan çok isteniliyordu. Hmm. Yani o tabirleri yerleştirin diye. Tamam. Batın manevi. Batın manevi. Evvel Nur Muhammed'i, ahir Risalet-i Muhammed. Nuru Muhammed'i değil mi? Evet. Ahir Risalet-i Muhammed. Risaleti Muhammediye'nin için evet. Dermiş biliyor musun? Ben merak ettim niye Ahmet'in Muhammed'in içindeki risalet Ahmet onu şey yapacağım. Risalet-i Muhammediye yani Ahmediye. Muhammed'in risaleti Ahmet oldu. Meyve Risalet-i Muhammedi içindeki çekirdek Risalet-i Ahmediye veya heh, gibi. Bunu hemen şey yapalım. Lemalar 336. Öyle zannediyorum. Evet. Şimdi bak. Bunu yerleştirmek çok zor idi. Böyle belki de birkaç saniyede yazıldı ama. Allah Allah. Şimdi buna lazım şu anda. Hayır. Lenterani. Çünkü İsrevi Meşrep, Musevi Meşrebi. Bak. Miraç'ta Tevhidin tüm meratı bir böylece bak nereye geldi. Şuraya çok önemli. Hakikaten öyle dersin.
Bak şurası çok önemli. Len terani peygamberi, Ulu'l-Azm peygamberi göremezsin diyor. Muhammed ümmetine o kapı açıldı. Çünkü Muhammed, hakikat-ı Muhammediye kendisi teşbih, tenzih, ümmi. Ümmi demek zahir manası var. Her şeyin bir sureti var, bir hakikati var. Sureti okuma yazma bilmeyen, ümminin hakikati ise her şeyin kaynağı demek. Yani kan, sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Tamam. Sureti okuma yazması olmayan. Kanuniyeti, fıtratına kimse müdahale edemeyen. Öğretmen bize ümmiliğimizi bozdu. Anne baba bozdu, tercih cemiyet bozdu. Müdahale edildik. Süt abi, süt. He. Peynir değil, yağ değil. Her şey. Hiçbir şey değil ama süt hepsi içinde. Evet. Şimdi müdahale edilmemiş bizim fıtratımıza, ümmiliğimiz bozuldu. Tamam. Buydu abi tarif. He? Bu dediğiniz çok aklıma yatıyor da. He. Yani bu bozulmamış. Ha. Hiç bozulmamış. Ama bu kanuniyeti. Hakikati ise her şeyin ümmisi, annesi. Her şeyin çıktığı kaynak. Kaynak, kaynak. Bozulmadığı için. Ondan sonra mahiyet kaldı. Bu, mahiyeti ise daha şimdi bulamadım. Bir şeyler var kafamda. Ama tam kanaat getireyim. Bu kanun bozdu yine işi. Şimdi istersen şunu yazayım ki unutmayalım. Tamam. Bu akşam şey oldu. Nerede? Bak. Ümmi. Bir, iki, üç, dört. Sureti. Kanuniyeti. Bak şimdi sor. Hakikatin mahiyeti. Yani bu zannediliyor ki detaydır ha. Detay teferruat değil. Yani bu diman ölmeden darmadağın edeceğiz Allah'ın izniyle. Tamam. Ümmi sureti okuma yazması olmayan. Okuma yazması olmayan kanuniyeti neydi? Bakayım. Beşeriyetine müdahale edin ya. Kanuniyetin her şeyin kaynağı olması lazım. Müdahale edilmemiş. Fıtratın müdahale edilmemiş. Yani müdahale edilmemiş. Bozulmaması abi. Beşeriyetine fıtratı şey değil mi? Müdahil. Ümmiliğin bozulmaması. Ümmiliğin bozulmaması değil. Yani bile kısa bir cümle olsun diye şey yapıyorum. Hani konu oydu. Yani fıtratına müdahale edilememiş. Bozulmamış. Şey mi diyorsun? Fıtrat-ı selime olarak kalmış. Fıtratına, fıtrat-ı selime değil. Fıtratına müdahale müdahale edilmemiş. Hakikaten her şeyin kaynağı. Her şeyin kaynağı. Anası kaynağı. Bunu bilmiyorum. Ne düşünüyorsunuz peki onunla ilgili? Allah ile peygamber arasındaki özel bir ilişki diye kafamda dönüyor. Mesela Allah ile bir halim var ki benim diyor. Cebrail de gelse kabul etmem diyor. O halim var ki. İnsaniyet gibi bir şey. Yani Allah ile benim bir şeyim var ki, anım var ki kimse bir Cebrail de gelse diyor soruyorlar. Cebrail de gelse ama. Sır Zübeyir abi için sır katibi üstadın diyorlar ya sana. Belki o boyut. Yani o ustadın yani değil mi? Bu Allah'ın işte. Kalemle, mürekkebi. Görüyor musunuz? Şimdi git ne kadar cinayet. Ümmü okuma yazması ol be. Peygamber bitti. Müdahale edilmesi çok şey abi. Yani Allah'la kendi arandaki özel şeye fıtratın bozulmasıyla bozuluyor. Bozuluyor. Çünkü Allah fıtratı ne yaratmışsa odur. Ne kadar bozulsa o kadar ondan kopuyorsun. Mahiyeti mecburde.
kulü ruhum. Yani artık yok, hayır, mahlukiye mecudi değil. Mahluk olduktan sonra Resulullah böyle bir Allah ile benim kafamda dönen yani bu da yani bunları okumuş yapmışım, delillerim var. Olmayınca böyle koyuyorum ama kafamda dönen bu. Yani mesela onun içine dolduralım. Allah ile benim özel münasebetim var ki Cebrail de gelse kabul etmem. Yani bana Kur'an kadar Kur'an verilmiştir ama vermeye mezun değil. Ama mı diyorsun? Ama olma, ama çok tehlikeli olur. O Allah kainatı yaratmadan önce neredeydi diye sordular. Peygamber amadaydı diyor. Amadaydı. O, şimdi burada. Tamam arkadaşlar, bu şey çok önemli. Daha ne yaptık onu? Evvel ahir yazdık mı? Bak eklemedik, gördün mü? Olmadı şurası. Bak şurayı tamamlanmadı. Sonra kaynak yazacaksın Hasan. Tamam mı abisi? Ondan sonra şöyle yap. Şöyle yap. Tamam. Bu daha detaylı oldu şey. Osman'ım. Çok soruluyor abi, bunu bir şekillendir. Yaptık işte ama isimlerle yani şey yap. Ya işte nimet de her şey maddi işte, Allah razı olsun. Tahta olduğum insan da hoşuna gidiyor. Şimdi bunu yazılamazdım o kadar şey. Şimdi tahta bitmişti, şöyleydi. Hatırladınız mı? Ne şeyim nerede ha? Şurada. Şimdi Ali bir gram oyna hadi Risale'nin dışında. Oynayamayız abimiz. Gram oyna da göreyim, viraj aldı hadi göreyim. Ve vicdanın tatmin olsun, kanaat getirsin. Şuna şunu koy da göreyim seni. Başka bir şey değil. Koy da göreyim seni. Koy da göreyim seni bu isimden de. Risale'nin dışında bir... Bir zanla. Ya başka kitap yok ki bunda. Bunu anlatan kitap yok eser. Evet. Gram dönemez. Peki niye bizim şey? Ben bununla yatıp kalkıyorum. İşim bu. Bunun için yaratıldım. Ben iki şey için yaratıldım. Bir dershane açmak, bir de bunlardan bahsediyor. Şey, merak etmek. Dershaneler açmak. Kim olursa olsun dershane açılışlarına, gücüm yettiği kadar açılışlarına ben katılıyorum ve zevk alıyorum. Şeye benzedi abi, aradığımızı aradığımızdan sormak. He. Onu burada da takrib edip uygulayabiliriz yani. Aradığını yine Risale-i Nur'da. Risale-i Nur. Risale-i Nur. Öyle bir şeye giriyorsunuz, öyle şey yapılıyor ki artık haşirdir, öteler bedahat ve zarlık seviyesine geliyor. Gelmiş. Farkında değilsiniz. Şu dersleri hazmeden bir insanın haşir ve ahiret ve Allah bir itikattan geçiyor. İtikat geçiyor, imanımız da var, imandan da geçiyor. İmanın içerisindeki bedahat ve zaruret durumuna geliyor. Bedahat belli oldu, artık kaçışın zaruret oluyor ahiret. Senin dünyada ahiret zarurettir. Şimdi bedahat de değil, bedi değil. İman da değil yani. İslamiyetim iman. Yani imanın içerisi. Şu bedahat değil artık. Şu derslerle zarurettir artık. Orada yazmışsınız abi. İslamiyetim imanın şahsiyeti muameleleri imanda. Evet yani değil mi? İman demedim. Bir de şey diyecektim. Şimdi kıyamet kopunca burada ne olacak?
Saydın. Kıyafet ne demek kıyamet? Zıtların ayrılması. Kızıttan ayrılması. Zıttan ayrılsa kıyamet koptu değil mi? Haşır kuruldu. O demektir da. Senin aleminde zıttan ayrılmışsa yaşarken senin kıyametin koptu demek. Haşır mı oluyor bu zaman? Sureti ama sakın hakikati deme. Bak. Sureti. Öyle dedin. Bak kabir burada, haşir burada, sırat köprüsü burada. Nesi? Suretiyle. Hakikati değil, hakikati orada. Yoksa edile-i şeriye de meşgul olduğum için dinin zaruri şeyleri, zaruriyetleri oynamayacaksın orada. Yani böyle vahdeti vücut gibi sikir hali, sekerat hali değil. Bir suretten konuşuyoruz. Hakikat orası. Yani aynadaki güneşten bahsediyoruz. Semadaki güneşte konuşmuyoruz. Tamam. Şimdi. Ölüm öldü mü abi? Ölü, ölü kimler için var biliyor musun? Dili olanlar için var. Onlar ölecek. Ölümü öldürenler ne ölecek ki? Zaten öldürmüş. İdam olana, yo bir dakika bir dakika asıldı gömmeyin. İki sene hapisi de var. Ölen öldü zaten. Mutu kablen temutu. Ölmeden önce ölünüz. Ölene İsa aleyhisselam gelecek. Ha? Ölene İsa aleyhisselam gelecek. Doğru demiş. Evet, İsa aleyhisselam var bu. Bitireyim şunu he? Tamam. Söyle söyle söyle. İsa aleyhisselam üzerine biraz daha gidelim mi abi? Yok gitme. Zaten zor toparlıyor. Kitabı karıştırdık şimdi. Buraya şey yaptık Hasan abi. He? Yastıklayayım. Merak ettim. Dur hemen teneffüs edeyim. İsa ifade etmeye çalıştık ama. İşte ruhullah bir cihette müşahede, bir cihette dima. Yani tekvini ayetler. Kelimullah, kelam sıfatından gelen ayetler. Toplama, mevcudat. Toplamı Hakikat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Yani tevhidin tüm meratiplerine sahip. Ha. Yani tekvini ayetlerle. Bir daha söyle bakayım. İsa, ruhullah. Ruhullah. Teşbih geç. Ruhullah. Müşahede, tekvini ayetler. Müşahede. Rüyetli müşahede mi? Müşahede ve tekvini ayetler. Tekvini ayetler mi? Tekvini buna ait. O kelam sıfatından gelen tekvini ayetler. Bu tekvini, bu kelami. Ayetler. Evet. İkisinin bir araya gelmesiyle Hakikat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Yani neydi? Kelamına ve rüyetine. Rüyetine. Kelamına ve rüyetine. Biz onu müşahede dedim ama yani. Tabii. Müşahede ve kelam bir araya gelince hakikat rüyet oluyor. Rüyet oluyor. Ha. Çok ilginç. Ama çok ilginç. Tekvini ayetler. Abi şöyle yerleştirebilir miyiz? Musa Aleyhisselam. Dima. Şu Dima. Şu Dima olduğu kesin. İsa Aleyhisselam. Şu Dima. Fakat şunu şöyle yapalım. İktisat var kainatta. Hasan. Bak şimdi. Abi çevren yazın temiz bir tane daha ya. Şey yapamıyorum. Öyle mi yapayım? Yok yok abi devam edin. Sığmayacak mı? Şöyle yapayım. Şöyle şöyle şöyle. Olmaz mı? Arkaya yeniden. Olmaz ha. Biraz da adam gibi yaz. Hadi. Bak şimdi. İsa. Dima'yı da sileyim abi. Ders yazısını da sileyim nasıl yaptık. Yusuf dersten sonra buraları bir silersin adamlar şey bırakmış. İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, teşbih, tenzih, ruhullah, Allah. Peki. Onun tekvin irade, kelam kelami
Kelimullah. Hep Kelimullah. Doğru mu yazdım? İkisi de Allah. Doğru. Heh. Ondan sonra irade var mı? Ne demiştik? Ha. Hakikati Muhammediye aleyhissalatü vesselam. Tekvin yerine irade sıfatını mı yazdırasın abi oraya? He? Hiçbir kelam dedik ya, tekvinin yerine irade mi yazsak? Ha olur, tekvini doğru söyle. İrade sıfatını. Ama Kelimullah ya, o zaman şöyle yazalım. Şöyle, onu da yazayım. İrade. Şey, kelamın değil de tekvinin üstüne. Şuraya mı? Tekvini ayetler, yani irade sıfatından gelen. Şuraya, parantez aç o zaman olur. Tamam. Bunu da başka peygamber temsil ediyor belki. Halilullah yani. Dünyada müşahedetullah. İsa aleyhisselam müşahedetullah. Aleyhisselatü vesselam rüyetullah. Cami olduğu için. Rüyetullah. Habibullah. Yani, Halilullah da var abi. Ali. İrade sanki daha çok anlamı bakıyor gibi. Aşure'ye. Hakikat-ı Muhammediye. Habibullah'ta şahsiyet-i Muhammediye. O zaman dur bakayım. İrade sanki daha çok... Siz sıkıntılı olduğunuzu biliyorum zaten. Sanki irade daha çok Halilullah'a bakıyor gibi. Allah'a alim. Artıralım hakikata. Bir şey. Hiç bunu dokunmayalım. Sileyim şunu. He? Silinirsin daha mı? Tefekkür ediyoruz. Tamam. Dur, şurası silin. İbrahim. Dört tanrının az peygamberi koyacağız herhalde. Gidişat öyle gözüküyor abi. İbrahim. Ötekisi neydi? Nuh. Efendimiz. Nuh Aleyhis. Nuh'tu değil mi? Nuh. Başka? Herhalde daha yok. Dört tanrı. Beş. Hazreti Peygamber. Peygamberimiz. Dört Ullaz peygamber. Altına da şey koyduk ya. altına da peygamberimizi koyacağız ya. Hı hı. Şimdi doldurun bakalım teşbih, tenzih. Şuraya irade mi? İbrahim aleyhisselam neydi? Şefkat ve tefekkür. Halilullah. Kelimullah, ha Halilullah. En alta. Halilullah. Nullah. Cevşen'de Nuh'a şey diyor. Ne diyor bir yani Cevşen'de sıfatı? Nuh'un sefinetihi. Nuh'un sefinetihi.
hikmetihi, onu doldurmamız lazım. Şimdi o zaman madem şey yaptınız, ağlay başımıza iş sardınız. Bunları dolduracaksın, ben altını yazayım. En alta yazabilir, Habibullah. Ben onları yazayım ve gerisini siz yazacaksınız. Tamam. Siz bir şeyler anlatacaktınız mı? Hakikati neydi? Habibullah. Hakikati Muhammed Aleyhisselam. Muhammed değil, değil mi? Hakikati Muhammed Aleyhisselam. Tevhidin tüm meratlarına cami olması. Fakat tenzih teşbih... Bu Halilullah'ı yana yazacağız abi turuncuyla Halilullah. Orada irade, irade olabilir. Halilullah, Halilullah. İnsan hayat mı? Hayat sıfatı mı? İnsan suya. Su olduğu için... Dört arşı nasıl yapmıştık gerçi onlarda? Evet. Neyse yaparız. Dört taş. Yaparız abi. Bir şey yapmayalım. Tabii. Devam edelim. Yapalım. O dursun orada. Şey çünkü o kesin olması lazım ki öyle yazamaz. Tamam. Çünkü çok ciddi iş o. Fakat... Şey yapmıştık bir ara peygamberlerin şeylerini. Sonra bakarız onu. Evet. Onu bulursan sen dolduralım. Tamam. Devam ediyorum. Tevhidin tüm mertebelerin böylece tüm mertebelerin kaynağı olan noktasında ümmi denmiş. Tüm mertebeler şuraya. Ha, onun için denmiş. Şuraya onun için yaptık. Tevhidin tüm mertebelerin kaynağı çıkışı olma nokta şu. Tamam abi. Onun için oraya yapmıştık. Sonra ha bir geçen haftaki şeyi bir tavsiye edelim. Kuva. Ya, o zaman yeni bir sayfa açın abi. Yok açmıyoruz şöyle böyle. Dur. Hemen. Kuva'da bir şey var. Kuva dedi ki Kuva nerede demiştik? Tahayyül'de. Tasavvurda, taakkulde, diğer mertebelerde şöyle geçiyor. Kuva, kuvvetlerin cemiya. Diğerleri taakkul, tasdik, izan, ittizam, kuvvet. Aslında bu ümmi olmasıdır. Yani, şunu anlattıktan sonra dedim yazayım. Şu, arkadaşlar. Diman ümmisi. Kaynağı. Silmesi. Bundan sonra diğerleri şekilleniyor. Taahhüt, tasavvuf, taakkulden sonra tasdik, izan, iltizam, onlar hem kuvvettir hem şekilleniyor bunlar. Buradan çıkıyor. Buradan çıkıyor. Dolayısıyla kuva,
kuvve-i hayaliye, kuvve-i tasavvuriye, kuvve-i akliye anam trafo olduğu için kuvayı buna dermişler. Aslında kuva orada da var. Mesela üniversite diplomasında, ilkokul diplomasında olduğu gibi kuvanın orada bizatihi kendisi değil, kuvanın bir sıfatı olan kuvvetini, kuvvetler dağılımı ortası. Üstünde mi abi diyorsunuz? Evet, şu yapayım şurayı. Mesela kuvve-i tasdik var mı mesela? Yok değil mi? Bilmiyorum. Yok yani öyle bir tabi. Kuvve-i iltizam diye bir şey yok. O zaman şöyle yapayım da şey yapsın. Taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Çok uğraştım, olmaz dedim, canım sıkıldı. Başka bir şey olması lazım, kuva oraya kadar olmaması lazım. Yatamıyorum bir haftadan beri. Bak şimdi. Kardeşler. Bu şudur. Ve anladım tabi, şudur demeyeyim de. Bunlar kuvanın sıfatlarından olan kuvvetlerdir. Kuvvetlerdir. Kuvvetler diyelim. Ne diyelim? Ben kuvvetler. Kuvve. Mertebeli latifeye dönüşüyor. Ümmiden doğan şeyler aslında değil mi? Ümmiden doğuyor. Yani. Ona ne dedi? Ümmiden doğanlar. Kaynak ümmi. Tarih, tasavvuf, tahakkulün çocukları. Yani kabiliyete mi dönüşmüş oluyor burada? Yani kabiliyeti. Bu Hasan abi 3'ü fıtrat-ı selimi, alttaki 4'ü fıtrat-ı seniye olur mu? Pardon. Fıtrat-ı seniye. Öyle net koyarsan ama bu şey, diğerleri bizim işi tefekkürümüz söylediğiniz. Bu ki şey, bu böyledir. Diman ümmisi bu 3 kuvvettir. Diğerleri kuvanın sıfatlarıdır. Kuvvet, ne demiştik? 4 tane şey demiştik. Kuva, kuvvet, kudret, 4 tane vardı. Kuvve vardı. Yani onu da yazayım. Onu kudret abi. He? Kudret mi demiş? Cep. Bak. Cep. Kudret. Şu mu? Cez. Kudret. Söyleyin. Kudret. Kuvvet. Kuva. Kuva değil. Kudret. Ha, kudret. Kuvvet. Kuvve. Kuvve. Kuva. Kuva demiştik. Yani 4 böyle birbirine benziyor. Kuvvet, kudret. Ha, tamam bunlar. Kuva bu zaten. Yani bunlar buradan türetilmiş. Çok tuhafıma gitmişti biliyor musun? Meğer bunlar kuvanın sıfatları. Adem'in güç tarafı yani diman. Bir de şöyle bir şey demiştiniz Hasan abi. Duygu, hasse, kuva, latife. Bir dakika bir daha ya söyle. Duygu, hasse, kuva, latife. Evet. 4 tane sureti. Bu kuvanın sureti mi bunlar? Duygu, hasse, kuva, latife. Yok. Kuva nerededir diye yerini göstermeye çalıştım. Duygu. Hasse. Gir içeriye. Hasse. Gir içeriye kuva. Gir içeriye latife. Makamını görelim diye koydum onu. Anladın mı? Şu. Kuva nerededir? Bir daha yapayım. Duygu. Duygu. Hasse miydi? Evet, hasse. Hasse kitapta böyle geçiyor. Kuva. Latife. Bunlar. Sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyet oluyor mu? Daha aşağıya doğru daha cami. Aşağıya doğru daha cami. Aşağıdakiler latifenin avaneleri midir? Şunlar mı?
Yani çıkış yolu diyemeyiz de bilmiyorum. Kuvvayın kesif olan değil mi abi? Evet. Suret, kanun ne dedin? Ulan burada niye ters oluyor sanki? Ben anlamadım ya. Nerede ters? Kuvvet daha kesif değil mi abi? En dışarıda olan yani. Kuvvet kesif değil. Ya. Daha içeride. Hatice. Yani güç bakımı. Merkez bu, merkez. Bu merkez, bu dışarıda. Göz, kulak, burun, duygu. Göz, kulak, burun, duygularımız. Evet. Zahir. Muhatap olduğumuz. Zahir. Yoksa sıfat olarak düşünmeyin. Zahir, şahit olduğumuz. Onu da diyeyim. Şahit olduğumuz. Biri birbirinden çıkar diye ifade etmiştiniz geçen hafta abi. Onu da biraz kafam takılmıştı. O yönden de bir ifade eder misiniz? Yani o birbirinden çıkar nasıl deriz? Bak şöyle. Şahit olduğumuz bu. Bizim çıktı. Bu duygular var ya, göz. Ama bu duygular, göz baktığı zaman etkilenen duyguda var olan hislerdir. Kulak duyar. Kulakla bağlı hisler var. His kulaktan daha arkada. Tamam mı? Hasse bu. Yani duygular çeker. Histe etkilenir. Kuvaya, güce dönüşür. Ruhta latife olur. Şöyle ben yakınlaşmaya çalışıyorum ama şimdi göz var. Hadi bana bak böyle. Tamam. Bak şimdi bir daha söyleyeyim sen şey. Duygularla alırız. Hislerle insan aktif olur. Hislerle aktif olur. Kuva ile güç olur. Latife ile kazanılmış ahlak olur. Zanlar olur. Yani o zaman bir de dört tane olur. Bir, bak bir daha, duygularla alırız, hislerle aktif oluruz, kuva ile güç oluruz, latife ile niyet, nazar, ahlak ve zanlar olur. Oluşturur. Oradaki uygulayayım ben size. Bakıyorum, duyuyorum, kokluyorum, tadı alıyorum, mekan, temas peşini. Bunlarla etkilenmiyor muyum? Duyduklarımla etkilenmiyor muyum? Etkileniyorum. Hasse. Etkilendikten sonra güce dönüşüyor mu böyle? Tefekkür veya konsantre. Böyle, tamam mı? Bu kuva. Bununla yapa yapa bende fıtratı selime oluyor. İkinci karakter oluyor. Seniye. İkinci karakter, fıtratı seni oluyor. Yani latife yani. İnsanı inşa etme serüveni değil. Bunu da ekleyeyim. İnsanın içsel alemini ifade etmek. İnşa ve ihya etme işlevi. Hasan abi buradaki hasse... Sübhanallah. Çok güzel oldu. Şu acayip bir şey oldu. Yani İlk defa oldu bak, bir saat oldu. Başım döndü ya. Şurada başım döndü, tuttum yani. Döndü herhalde, şeyde zannetmiyorum çünkü hiç olmazdı. Bu acayip bir şeydi. Demek ki içsel alemini inşa etme yöntemi. Değil mi abi? Evet. Geçen hafta terakki tarafı demiştiniz abi. Onu. Aa işte bak terakki. Harika. Aynı yani, ifadede kelemen aynı. Bak terakki. Hasan abi oradaki mesela şu his var ya, hasse. Hasseler hisleri. Şimdi his biraz karışıyor bizde. Bende karışıyor. O zaman his yazayım onu. Yok. Vicdanda da his var ya. Bence o vicdandaki his falan değil. Değil. Bana biraz nefisteki his gibi geliyor. Cihaz olarak yani. Donanım his. Donanım tarzı bir his. Yani nefsin ben aldığım duygu latife insaniyedeki evame, levame, mule mutfay. Yani insanlık şeyi ya. Yani oradaki. Daha böyle latifleşiyor. Yani his diye deyince vicdana kafa giderse. Yok o his değil. Çarman karman çorman oluyor ya. O his değil ya. Değil. Yani şunların dördü ben biraz anlamıyorum. Kusura bakmayın ama. Duygu, hasse, kuva ve latife. Bunların dördünün toplamı tahayyül, tasavvur ve tahakkülde gitken oluyor. Öyle mi? Sadece o üçünde mi kullanılıyor? Yani o üçünde kullanılmıyor. Bak şimdi. Kuva kısmında insanın şey geçiyor. Dimağın o üç mertebesine geliyor. Yani duygu,
bir alıyor bir elek yapıyor gibi. Sonra yani bunun dördü bir aslında bir bütün işte olarak değil mi? O his kuvaları çalıştırıyor. Ben şöyle yapayım. Dimağın o şeylerine girmeye tamam, başlıyor. Sıralama ya. Latife olunca. Latife olunca sanki şeye geçiyor artık yani. Dimağdan sonra. İkinci karakteri. Şöyle ifade etmeye çalışayım mı? Şimdi insan göz var ama hayat yok. Yani yaşamazsa eğer donanım olsa bile yani duygu olsa bile içeride hayat lazım, canlılık olması lazım ki bitkisel içeride, hayatta mesela yaşıyor, gözü görüyor ama bir şey içsel bir inşa yok. Hasseler çalışmıyor yani. Hasseler çalışmıyor. O hasseye diyelim mi latife insaniydi ki? Latife insani değil mi? Latife insani mi? Nefisteki cihazlar mı yani? Nefisteki cihazlar işte. Cihazsız diyordunuz ya, yani his nefiste de var, hisler. Evet var. Bir de vicdandaki his ayrı demiş. Geçen hafta hastalere vicdanı diye yazmışız. O zaman. Ha? Duygulara dimağda, hastalere vicdanda diye yazmışız. İşte o karışık, yani öyle değil mi? Karışmıyor değil. Mu o zaman? O zaman şöyle diyelim. Bakalım. Beşer, onu düzeltelim. Tamam. Beşeriyet. Beşeriyetteki hasseler, beşeriyet. Beşeriyet. Hasseler. Beşeriyetteki hasseler, beşeriyetimiz. Beşeriyetimiz. Onu şöyle diyeyim şuraya. Vicdanda yazmışız geçen hafta. Evet. O zaman mevzu biraz karışıyor. Evet. Hayır. Hasse. Duygular da dimağda demeyeceğiz. Yanlış yaptınız. Duygu dimağda değil, cesette. Hamse-i batın, evet. Hamse-i zahire. Cesette. Cesette olacak. O zaman duygu da şöyle diyelim. Evet. Ceset. Dıştan içeri doğru gidiyorsan ceset, beşeriyet, dima, vicdan. Sıralama şeye uyuyor. Ceset ve beden, değil mi? Ceset. Tamam mı? Vay be. Beden. Beşeriyet. Karşına oturuyor şimdi otur. Yani geçen hafta biraz. Aynen öyle. Ben de soru işareti koymuşum. Evet, şimdi yani, oldu bak. Yani. Söyledi şimdi. Hatırladım. Oldu mu şeye Osman'ın bakar mısın abi? Ben çalışıyorum. Abi o sıralamayı direkt düzgünce yazalım. Böyle olmadı. Olmadı. Karşılıklı ne yazacağız? Şöyle bir duygu, ceset diyeceğiz. Hasse, beşeriyetteki diyeceğiz. Kuva, dima diyeceğiz. Latife. O zaman şurayı yazayım mı? Komple bence bir okuyalım orada. Allah sana razı olsun. Şurayı bir okuyayım mı? Tamam. Keza zirhu ve hususan nevi beşerin cisimlerinde mevcut ve muntazam saatler ve makineler gibi işleyen ve işlettirilen dahili ve harici aza ve cevarih. Tamam işte bak. Ve bilhassa havassı hamse-i zahire, bunun havassı hamse-i batınesi de var, gibi kemal faaliyetle iş gören duygularıyla vahdaniyeti. Yani duygu zahiri havası hamsiden. O zaman bu koku görmek. Cisim koku demedim baktılar. Abi. İfade cisim dedi abi. Bunlar ceset dedi. Ne dedi ister abi? Cisim mi? Cisimlerde mevcut ve muntazam saat ve makineler gibi işliyor. Duygu, yani cisim, ikisine demişsiniz. Yani şey de çıkıyor, aşağıya doğru indiğinin de, yani o terakki şeyinin sistemi. O zaman ceset cisim mi diyelim mi? O mevaza göre cisim. Boku bakayım bir de. Keza zirhun ve hususan nevi beşerin cisimlerinde. Cisim. Mevcut ve muntazam saatler ve makineler gibi işleyen ve işlettirilen dahili ve harici aza ve cevari ve bilhassa havassı hamsi zahire gibi. Aza ve cevahir. Hasan abi şöyle olabilir. Kulak, göz, burun derseniz ceset, duygu dersek cisim. Duyguya şey diyor abi, direkt olarak havassı hamsi zahire diyor. O zaman şöyle yapayım, ben şunu kaldırayım. Manevi bir şey. Duygu diyor, havassı hamsi zahire diyor. Ceset. Duygu diyor, havassı hamsi zahire diyor. O zaman burada yapalım, beraber. His, havassı hamsi batına olabilir, hasse. İşte o da beşeriyet ve şeydekine uyacak o zaman eğer. Onu beraber yapalım, dur. Duygu. Hasse, kuva, latife. Latife. Ne dedik? Şimdi söyleyin bakalım. Duygu için abi burada havassı hamse zahire gibi kemal-i faaliyette iş gören duygularıyla. Zahiri. Beş havassı. Beş zahiri duygusu. Duygusu. Yani, duyguyu da ayırmak mı? Duygu diyor. Beş havası, zahir, hamseyi zahiri olarak iş gören duygular. Göz, şey, işlemde şeyde var. Duyma, koklama değil mi? Evet.
Batını mı bu? Havasla. Hissi mi batın diyeceksin? O şekilde. Zahiri duygular. Bir de hamsa-i batına var ama ben onu koyamadım. Hasse-i batına işte bu. Hasse mi? Baksana hasse-i batına. Hasse mi dedi? Şey, havasla, hamsa-i, zahiri duygular abi. Tamam. İşte bu hisse bakıyor, hasse'ye bakıyor. Tamam. Havasdan mı? Tamam, beşeriyete bakıyor işte. Ha. Beşeriyetin işte bu. Beşer olmanın şeyi. Beşeriyet ve ceset farklı ama cesede bakmıyor. Ceset göz kulak organ olarak düş. Organ yazarsak ceset olur. Duygu yazarsak cisim olur duygu. Bu batını... Tabii cismaniyette var duygular. Tatmak, görmek, işitmek, duygu, cismaniyette var. Cismaniyetten hangi mertebesinde var ama? Beş, zahiri. İkinci hayat mertebesinde. Beş duygusu. Kaset hızı veririz. Sağ olun. Ceset. Cisiminde diyor. Cisim, o dersen belki... Beşerin cisimlerinde diyor zaten. İşleyen ve işlettirilen. Varla da geçiyor bu batını. Onları da yazarsak var ya böyle Letaif aşire. Kuva ahir oluyor değil mi abi? Kuva da şeye bakar. Ne demiştik? Letaif aşire var deniyorlar. Ne demiştik? Bu beş durumu. Dima. Kuva ahir dima olursa tamam. Dima. Geçen hafta kuvayı boş bırakmıştınız abi. He? Boş bırakır diye. He. Orada ne demiştik arkada? Şimdi oturuyor. Dima işte. Şimdi bir sırayla gidelim mi ya da mehazla mı gidelim? Bir yazalım sonra bir bu, daha sırayla. Bu çeker abi. Şimdi kuyu derin şimdi abi. Dima oluyor. Dima kardeş bu. Kuva tabii değil mi abi? Dima, kuva, dima. Kayıp, tasavvur, taakkulü de. Ahir diyeceğiz lan abi. Ha? Ahir, kuva, dima. Tahayyül, tasavvur, taakkul. Tahayyül, tasavvur, taakkul. Tahayyül. Şimdi oldu benim halim. Duyguyu, tasavvur, taakkul. Mesela vicdan, asap, his, akıl, heva, kuvve-i şehviye, kuvve-i gazaliye gibi letaif-i kalp, ruh ve sırra ilave edilse letaif-i aşireyi başka bir şekilde gösterir, başka bir surette gösterir. Bu latife de şeydeki latife-i insani. Varlığı küçüz kırsız. Öyle mi? Evet, insaniye. İnsaniyedeki sistemin aktif olması. Şeydi abi, şimdi duygunun karşısına da abi, ya cisim yazın. Ha onu doldurur. Cisim de diyor. Ha cisim değil. Hassenin karşısına da o beşeriyet mi diyorduk? Evet. Kuvaya zaten dima dedik. Ahirle evveli yazmadık abi. Kuvaya ahir latife. Onu doldurur abi. Şunu sen söyle, ne demiştin? Duyguya cisim yazın. Hani böyle cisminde. Cisim. Cisimde. Cisim mi ceset mi? Beşeriyet mi dediniz abi demin? Evet. Beşeriyet veya nefsin mi diyeceksiniz? Beşeriyet. Beşeriyet. Kuva dima diyoruz zaten. O biraz evet, dima. Var. Dima diyeceğiz zaten. Latife de Latife insani. Ruh mu diyeceksiniz? Demeyeceğiz daha. Kalpteki. Kalp. Mı diyeceğimiz? Kalpteki. Kalbin içinde ya. Kalbin. Toptan olsa kalp. Beşeriyette. Kalbimiz içinde. Nefis diyebilir miyiz beşeriyete abi? Nefis bana de biraz mi? Öyle yani tabii benim aklıma şu his anlatırken bunu karıştırmayın. Nefiste de his var. Vicdan var işte. Dediniz diye benim kafamda his deyince kesinlikle. Bir öyle düşünüyorum. Onun için hep nefis diyorum. Yani oradan tamam, geliyor. Tamam. Şöyle öyle yapalım. Bildiğimizden sonra. Hani şey yapalım onun için açayım da. Değil mi? Tabii beşeriyet. Nefis ya. Nefis derken. Nefisteki bir cihaz aslında. Yani. Ama yani nefis yani. Deyince nefse marı anlıyorlar. Hayır. 7 tane. Güzel anlamıyoruz artık. Evet. Tem nefis. O his çünkü o bizim terakkiyemizin zembereği yani. Zembereği ya. Nefis nedir? 7 tane değil mi? Tamam. Ondan sonra şimdi ne oldu? Biraz daha bu şey oldu. Evvel ahir de çıktı işte onu yazmadık ama zahir batın evvel ahir. Şimdi batın ama o batın hasse batın mı olur orada? Öyle düşün. Batın tabii içerisi ya. Tabii çok uyuyor zaten batın zaten. O zaman zaten kuvada ahir dima. Tabii latife ruh olan. Yapalım o zaman dur yapayım. Nefis vicdanın hasselerini kullanır mı? Camiyetin nispetinde veya aktifliğin nispetinde
birbirine geçiş olur. Zahir bu. Yazdınız zaten onu abi. Zahir, onu da yazayım ki iyice. Zahir, batın, ahir, dima, ahir mi? Ahir, zahir, tabii. Batın, evvel ahir. Ama ahir. Dima, bu ahir. Bu da şey, evet. Evvel. Ya işte, bu neyi gösteriyor biliyor musun? Nereden çıktı bu şimdi, derste nasıl çıkıyor? Risale-i Nur. Yeter ki bir yerde hata yapma bu çizim. Hepsi kesinlikle yerli yerinde. Evet. Geçen hafta Allah razı olsun Osman abi, değil mi? Benden sonra işareti kalmıştı. O değil mi? Yani evet, evet. Onun öyle bir vicdan dimağı. Şöyle düşünmüştüm herhalde, dedim ben yetişemiyorum hakikaten. Soru yok aslında. Abi Latife Ruh'tadır ya. Sorgulama dedim yani. Latife Ruh'tadır ya. Bak şimdi. Bak abi. Oraya götürürsen ruh indirirsin aşağıya diye söylüyorum. Bak hafta Ruh'ta yazmıştık abi. Tam da yani öyle şemsiye yani, vicdanda yazdık abi şeyi. Latife'yi vicdanda yazdık. Bak vicdan. Ruh'ta bende öyle. Yo yo. Ruh'ta. Bak ruh'ta şimdi. Ya. Latifeler hep Ruh'ta diye bir vicdanda yazılmış. Yani Ruh'ta yazılmıştı. Dima. Bak görün diye şey yapayım. Ha, Ruh'ta yazmışız. Tamam. Bu kalp. O zaman Ruh'a ne yazacaksın? Niye demiş? Kuva kalptedir. Kalbin içinde... Yok. Bak şimdi. Kuva, kuva dersin abi. Koca dersin. Yok kuva. Kuva Latife yani. İnsaniye Ruh'tan üstündür mü Hasan abi? Latife insaniye Ruh aletinden üstün müdür? Olur mu ya? Neyindir? Bak şimdi. Ha, Ruh. Mahiyet. Ama şimdi diyoruz ki adam ilkokul diplomasıyla aranacak bir işi var. Adam üniversiteyle gidiyor. Latife insani yani bunu kapsadığı için bazen bunu kullanabilirsin. Zaten bunun şemsiyesinin altında. Ama her ruhta latife insani var ama bizde her latife insanidir ruhu inkişaf etmemiş. Latife insanisi inkişaf edince ruh inkişaf eder ama ruh inkişaf edince otomatik bu kapsar ya. Matematiğe göre yapalım. Bebeklerdeki latife insaniyet seviyesi. Latife-i insaniye. Şey mi? Mecidine iyi demek. Bebeklerdeki latife insaniye. Nasıl? Ruh latife insaniye. Cevher olarak çocuklar. Cevher olarak var. İnkişaf etmemiş. Anladık mı? Bu kalptir arkadaşlar şu. Şu kalptir ya. Şu da ruhtur. Peki mahiyet itibariyle Allah Teala latife insani şimdi, muhatap. Evet alıyorum. Latife insani alıyorum. Siliyorum. Tamam. Şimdi geçelim konumuza. Sıkılmıyoruz değil mi? Yani kuva tamam değil mi? Yani kuvayı biz kaynağını şey yaptık. İben 7 mertebe nasıl sirayet etmiyor? Dün haftadan beri kıvranıp... Geçen hafta o birazcık şöyle olmuştu değil mi? O siz ilk dersin, benim anladığım dersin başında dimağın bütün altyapısı diye girdiniz. Alt. Ama neticede üçününki çıktı. Meğer bütün zeminin, dimağın bütün zemini kuvadır. Fakat kuva kendisini tahayyül, tasavvur, taakkulde kendisini ifade eder. Kuvanın içerisindeki kuvvet sıfatları diğer tarafa. Sıfat şey onlar. Neyi ben anladım abi veya siz de böyle anladınız? Dimağı ilk defa tahayyül, tasavvur, taakkul kısmı, üretim kısmı, üst kısmı da nesneler yani sıfatlar kısmı olduğunu fark ettik. Evet sıfatlar kaynak bu. Biliyor gibiydik de böyle kuvaya gelince anladık sanki. Evet kaynak bu. Yani böyle bu vardı ama ifade edemiyordum kuva dersinden önce. Değil mi? Yani tabii ki böyle hani şeytan, var ya sen... Şeytan oraya mesela bu kadara bulaşıyordu. Çünkü bulaşıyor. Üretime müdahale, oraya müdahale. Oraya müdahale ediyor. Diğerlerine müdahale edemiyor ama şimdi demek ki yazılımı kuva. Tamam mı? Kuva yazılımı. Üzerinde işleyen taakkulden sonra bunu yazdık değil mi arkaya? Şunu abi gibi. Bu sanki şey gibi biraz bakıyoruz da Gafur abiyle bu esirin sanki dönüşüm halleri gibi bu kuva. Esirin gibi. Yani olabilir. Yani. Şunu bir görelim de. Görelim onu. Görelim. Şeyi yazsa aslında çıkacak Hasan abi nesil olması var ya. Şeyi. Halim de söyledik abi. Buz. Buz.
Bu. Evet. Bak şimdi. Bu çok önemli yani. Bu oturtamıyordum. Yani arkadaşlar kuvanın sıfatları, kuvvetler bu üçü, şey dördü. Kuvvet, kudret. Yani öyle oturduk ki şimdi ya. Bu hafta ya. Yani şimdi o... değil de ben dün akşamdan beri konuşuyorum. Yani kuvanın şöyle diyeyim. Üniversite diplomasının o ilkokul lise, ilkokul diploması da odun diyelim kuva. Odun kuvadır. Nur, ısı, ışık, renk, yedi renk ve ultraviyole ışınları, dalga boyu letafetler. Tamam mı? Şey. Onlar da kuvvetler, kuvvetler, kuvveler, kudretler ne yapılmış. Ama kendisini dima şöyle yazalım de tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdikiz, antizem diyor. Böyle. Bu bütünü çıkıyor tahayyül, tasavvur, taakkulle şey yapıyor, ifade ediyor. Bu onları inşa ediyor. Onlar bunlardan ortaya çıkıyor. Bu bütünsellik kendisini dışarıya, kuva zaten dışa vurmuş. Dışa vurduğu zaman kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeheviye. Yani kuvve-i akliye, kuvve-i tasavvuriye, kuvve-i taakuliye, kuvve-i akliye yani, tahayyül tasavvuriye. Yani o bütünsellik kuvvetler kuvaya dönüşüyor. Güce dönüşüyor. Hüküm oluyor. Kuvvetler hüküm oluyor. Yani şöyle. İtikat bir hükümdür. Kuvvettir. Hadisedir. Mevzudur. Mevzu. Mevzu. İltizam mevzudur. İzran mevzudur. Tasdik mevzudur. Fakat. Mesele değil mi abi? Mesele. Kuvve. He kuvve. Kuvve. Sonra bunlar artık hükümdür. Kuvve-i akliye hükümdür. Kuvve-i tasavvuriye, taakkuliye hükümdür. Kuvadır. Yani adeta bütünselliğin yoğunluğundan, şunların yoğunluğundan güç, kendisini güç olarak gösteriyor. Zaten kuvve güçtür, güç. Şuraya yazayım, güç. Tasavvurda hükmünü mesela abi berzah ve güç, kabir olarak gösteriyor. Hüküm. Ne olur? Hükümdür. Bak hükümdür, güçtür, hükümdür. Bunlar mevzudur. Abi kuvve hükmünü şeyde dimanın tasavvurunda kabir ve berzah olarak gösteriyor karşılığında. Yani evet hükmünü. Gösteriyor yani. Gösteriyor. Abi diğerleri niye hüküm değil? Çünkü diğerleri mesele. Diğerleri ne biliyor musun? Dışarıya bakma özellikleri yok şu anda. Celal Cemal çatışmıyorsunuz. Yani cismaniyeti değil de mesela cismani en kesif olan en camidir ya. Ben itikadı hüküm diye düşünüyorum. O yüzden İtikad verilmiş, alınmış karar. Hüküm olarak. Bunun üstünde ne yapıyor? Eylemler... Şöyle düşünürsen, yani kuvanın hüküm ya, itikat da onun oradaki ifadelenişi. Hükmün ibrazı de. İtikat, hükmün... Yani neticesi gibi. Evet, gibi. Yani şöyle, bunlar daha çok dışarıya bakmıyor. Tasdik, ilimdir. İçeriye bakıyor. İzan, kalbe veriatların yeridir. Tamam. İltizam bizim hayatımızdaki İslamiyet'teki şeylerdir. İslamiyet'e bakar iltizam. İslamiyet iltizamdır. İman izandır diyor. Yani bu izan, iman İslamiyet. Yani burada başlıyor iman zaten izanda. Kalbe bakıyor ya. Evet. İman izandır, İslamiyet iltizamdır. 36 mektup var. Evet. İkisini bütünselliği artık ibraz ediyor itikatla. Ama daha onaylanmamış bu iman. İzandaki iman, iltizamdaki İslamiyet onaylanmamış. Bizim bu iddialarımız. Kalbe iniyor. İbadet, irade ile ibadetullah dönüşürse, zihinle marifetullah olursa, hisle dostu Allah için dostu Allah için düşman edinirsen, Allah'ın düşmanına dost edinmeyin. El hubbu fillah vel buzu fillah. Olursa, İnsanda Allah hazır olur. Hazır olunca insanda huzur olur. Bu bütünselliği, bu anlattıklarımın neticesinde iman olur. Ama bunu diyor ki işaret-i cazda, avam köylü bu anlattıklarını ifade edemez. İmanı yok mudur diyor. Bunları ifade edememesi olmamasına delil değildir der. Hatta o dağdaki nelerimiz bizden daha huzurlu. Daha rahat. Ümmiler. Ümmidirler. Müdahale edilmemişlerdi. Fıtratları temizdir.
Anladın mı bu şeyi? Evet. Bu çok önemliydi. Şu anlattık şeyi. Şu son söylenizi yazılı hale getirmemiz lazım. Keşke. İrade, ibadetle ardından marifet tekniğine... Marifet, yani ibadete dönünce marifet şu, zihin marifetullah. Marifet demek illa böyle bu tahtaya geçip bunları anlatma falan değil. Marifet sende kazı Allah'ın verdiği bir şey iradeyi kullandıktan sonra, irade ibadetullah yaptıktan sonra Allah hazır olunca sende huzur oluyor. Böyle hani derler ya, ne marifetin var. Yani tekvini ayetleri okumak? Tekvini ayetleriyle has değil çünkü avam okuyamıyor. Marifet artık hallenmek. Şeyse, hisse Allah için dost, Allah için düşman. Bu çok önemli. Evet. Allah için de bunların netice veriyor. Geliyor adam itikadı var. Bak adamın şusu var. Geliyor ibadeti de var. Zekatını veriyor. Zekatını veriyor, namazını kılıyor, oruç tutuyor vesaire, ibadeti var. Zihni de kısmen papağan gibi acayip bir tefekkür eder. Marifetullah'a var. Fakat geliyor şeyde tökezliyor. El-hubbu fillah. Hiç de tökezliyor. El-hubbu fillah ve el-huzu fillah olmayınca Allah düşmanına dost oluyor. Allah dostuna da düşman oluyor. Yani dille-i şeriyi alt üst ediyor. Onun için feveylül lil musallil oluyor. Yani feveylül lil musallin. O namaz kılanlara yazıklar olsun. Olmuyor. Latife-i Rabbaniye'ye ulaşmadı. Latife-i Rabbaniye olsa iman olurdu. Latife-i eğer el-hubbu fillah ve el-huzu fillah zahiri şeriatı da ölçü yaparsa, Allah için dost, Allah için düşman olursa bunun hissi de aktif oluyor. Hissi de aktif olunca muhabbetullah oluyor. Muhabbetullah olunca bizde huzur oluyor. Kendini ama seviyor. Bunu diyor Şartacaz'a diyor ki adam bunu ifade edemez. Bu anlattıklarını yok mudur diyor. İfade etmesi istenmiyor. Bunlar zaten yaşıyor. Biz yaşadığımız her şeyi ifade edemiyoruz ki. Nasıl diyeyim? Latife-i Rabbaniye'de de huzur oluyor. Bu bütünsellik, yukarıdan aşağı anlattım. Bütünselliği işte. Şurada şu oluyor. İzanda imanın marifetleri oluyor. İltizamda İslam'ın şeyleri oluyor. Ondan sonra hüküme dönüşüyor. İtikat oluyor. Sonra bunlar, şu bütünsellik, vicdanda irade, ibadete dönüşüyor. Bunları işleyen de ibadet olur. Hüküm dediniz abi. Bunlar, tersi dediniz gibi sanki. Hayır, hüküm şudur. Fakat bu hükmün ibraz edildiği, gözüktüğü yer. Hüküm budur. Yani bu diman yedi mertebesi işleyince vicdandaki irade aktif olur. Vicdandaki irade aktif olması ibadet olur. İbadeti aktif olanın marifet olur. Yani namaza, Kur'an'a bir marifeti olur. Yani marifet yakınlık demektir. Yakınlık, yakın. Ben senin derse geldim. Size yakınlık hissediyorum. Sana karşı bir marifet oluyor. Marifet yani. Kuvvet. Yakınlık demek. Tamam, ona uygun olma. Yani bunu daha iyi yapıyor. Marifeti var. Yakın yani o işe. Benim mesela tahtaya yakınıyetim var. Tahtayı kullanıyorum. Tamam, marifet o. Sonra bu dima, bu şeyi saydığımız ve iradeyle ibadetullah'a, hissiyle marifetullah'a, hissiyle muhabbetullah'a döndü mü? Sonra Allah hazır oluyor. Tayyum ve teşahhus ediyor. Fert ismi azam tecelli ediyor sende. Fert. Edince Latife-i Rabbaniye'de bir huzur oluyor. Huzur işte onaylanmış oluyor iman. Ders yapma şeklini şöyle anlatıyor. Bir, temizlenme. Fert. Kuddüs. Ad. Hakem. Fert. Hay, kayyum. Ders yapma veya marifet yöntemi budur. İlk önce terk, la ilahe diyor ki Kudüs'te haşiyede günahların da manevi kirler olduğunu unutmayın diyor. Tamam, hatırladınız. Demek ki ders yaparken, birisine tebliğ ederken, çoluk çocuğuna bir şey anlatırken tebliğin güzel olabilmesi için bu yöntemi unutmamak lazım. Bir, ilk önce terk. Terki odaklanmak lazım. İki, ad, yani eline bir adama bir şey anlatacaksın ama eline bir şey vermedin. Metre ver, kantar ver. Ad bu. O hakem, bütünsel bakmasına yardım et. Hay, sen bu kainatta tercih edilmişsin. Tamam? Fert yani. Ondan sonra
hal tercih edilmişsen bütün şey senin üzerinde cereyan ediyor. Seninle ayakta duruyor kayyum. Yani insana bu sure yapabilsek var ya bizde. İlk önce böyle bu terkleri şeyi. Bu seninle ayakta duruyor. Seninle anlamlanıyor. Kayyum. İnsan çıkıp çıkarsan kayyumiyet yok dünyanın. Dünyanın kayyumiyeti insandır. Rab diyor kıyam. Tabii insanın kayyumu, kıyamı, anlamlanması, varlığı, vücudu insanladır. İnsanla kıyam bulur bu kainat. İnsan, kaldır insanı. Kıyamet kok, kıyamet kok. İnsan sıra okursa kainat. Sana bu şeyde mesela kuvveler, hani baktınız ya, mesela kuvve-i şamme var, kuvve-i hafıza var. Hep bu taakkulun içinde abim. Onlar hep öyle mi? Evet, evet. Mesela kuvve-i vahime, kuvve-i zayika. Mesela? Zayıfla hep böyle şey, bunun içinde. Hepsi akıl defteri. Akıl defterin içinde. Zayıf böyle. Hepsi kuvvet. Mesela duygular hepsi kuvvet, akıl defteri. Şamme. Hepsi bunun içinde. Ha, akıllar, aklın. Ya bugün dedim ya bu akıl yapalım. Orada var ha, tamam. Bu akıl yapalım diye 33 tane. Ya sana kuvve-i imaniye varmış. Yapacak acaba bu aşağıdakiler kuvve-i imaniye olabilir mi? Tasdik, izah, işleden itikad. Sen aptal ediyorsan şey. Kuvve-i imaniye. Yani... Kuva bu, bunlar zaten o olabilir, olur tabi. Kuvve, kuvve bu değil miydi ya? Bak kuvvet, kuvve, a bu. Aa işte bak ha. Kuvve ya abim. Yani ben şöyle hata yaptım geçen hafta. Buraya kadardır. Oysa buradan sonrası inceleşiyor. Kuva sıfatlarıyla aşağıya gidiyor. Burası kaba taslak, yumruk. Mesela yumrukla adamı dövmek, kuva. Adamla sitem etmek. Sitem etmek, laf etmek, nazar etmek, sert bakmak, yumruk atmaktan beterdir. Kuva, kaba taslak ilk muhatap. Buz. Kuvve. Ha? Buz kendini suyla, haşiköyle aşağıları ifade ediyor. Ha yani bunlar kuvvenin inceleşmiş tarafı. İnceleşmiş tarafı. Bir daha inceleşmiş tarafı. Yani içeriği, bu zahirisi, bu batınısı. Sureti. Kuvanın... Onu şey yapayım dur. Abi şunu sil istersen şu biraz sonra tamam. Karıştırmasın. Arkada yazmışız ya. Hasseyle duyguyu. Hangisi? En alttaki hasseyle duyguyu. Kırmızı yazılan. Hasseyle duyguyu. Öyle mi sileyim? Ya onu arkada yazdık ya sen bu orada. Ha onu tamam şeyle silelim. Tamam onu silelim. Şey nerede? Sildiğimiz bir yerde olması lazım. Arkada bıraktık abi. Öyle mi? Şimdi alt. İki tane var. Şu. On değil abi. Alttaki kırmızı yazan. Şunu. Hasret değil mi sen abi? Ha? Onu hasret diyorum gerçekten. Tamam abi şey, onu hemen yazayım neydi? Var mı şeyi? Aşağı doğru. Evet. Ha? Ayağım, aşağı doğru. Aşağı doğru daha canlı. Aşağı, aşağı doğru daha canlı. Ha. Aşağı. Doğru. Iya. Doğru. Daha cami. Ya var altında daha cami. Aşağıya doğru daha cami var. Aslında batınla bakınca daha şey zahir abi. Suret, kanuniyet, hakikat, vahiyet. Bu dersten ortaya çıkmasında ne alet gerekiyorsa hiç acımayın. Zahir, suret, daha cami dersi. Tabi suret, daha cami. Alet itibariyle. Şimdi bu kaba taslak, bu inceleşiyor, batına doğru gidiyor şunlar. Batına doğru gidiş şunlar. Şuraya kadar kaba taslak mı diyeyim? Zahirisi, zahirisi diyeyim. Suret diyebilir miyim? Zahirisi demem lazım. Zahirisi. Zahir ve suret diyebilir mi sesin abi? Batınısı diyelim abim. Batınısı. Sureti. Bazen tutmadığı olur mu? Tutmadığı biraz düşüneceğiz. Sireti bu. Yani kuvanın ama. Sireti getirip de ruhun suretini buraya koyma. Tamam. Yani geçen hafta herhalde... sonuna gireyim. Buraya kadar şey yapmıştık. Öyle değil mi? Tabii canım.
Tamam abi. Yani sonunda öyle dedik de başta girdiğimizde çıktı. Bunu ayrıştırıyor. Evet, aslında girdiğimiz gibi oldu. Geçen hafta girişiyle tamamladık. Tamam, daha bağlandı şu an. Evet, böyle. Tamam mı abi? Tamam abi. Öbür tarafa geçebiliriz. Bunun üstünü geçelim abi. Buradan geçelim, uzaklaşalım mı buradan? Abi, uzaklaşalım abi. Bu Tahir Tasavvur Tahakkul'daki kuvvenin kaynağı kendisi mi? Onu nereye dayandırırlar şimdi? Güç dediğimiz zaman gücün kaynağını soruyoruz biz. Bizdeki... Şimdi tahayyül, tasavvur, taakul sistemdir. Taakul sistemdir. İçinde akıl bir yapıdır, cihazdır. Sistem ve cihaz. Sistem taakkuldur, cihaz akıldır. Bu kuva, yani sistem bir kuvve, onlarda bir kuvve, güç var, kuvve var. Dışarıdaki malzemelerle kuvve aktif oluyor. Vahiy ile, görselle, günahla vesaire. Demin Şevvet-i Gadabiye. Evet, üç kuvvet. Batında olmasa, batırdakileri... Şöyle, ben unuttum o anda bir şey yaptım da. Onlar da şeytanın verdiği şeyleme, şimdi vahyin kuvvemizde bir tesiri var. Şeytan boşuna al... Şeytaninki de kuvve olarak burada çalışıyor. Tamam, mesela şöyle düşün. Şeytan olmasa bugün nesil üremez. Şeytan öyle işe yarıyor ki, şeytanın iki tane varlığı nimettir bizde. Bir, şeytanın yaratılmasının hikmeti, bir, söyleyin. Kemalatı. Kemalatı insaniye, bir de makasıdı hayriye. Makasıdı hayri insanın inkişafına sebeptir. Bugün şeytan olmasa o meyve yenmez. Cinsellik olmaz. Cinsel olduğu belli, cin olduğu belli. Senin şeytanın cinindir. Her insana bir cin doğar. Hadisi. O senin şeytanındır. Yani makasıdı hayriye külliye, kemalat insaniye şeytanla olur. Şeytanı kaldırırsan makası-ı hayri külliye çöpe gider, kemalat insani de çöpe gider. Şeytan çok lazım. Abi şimdi şeytana şöyle diyor, ulan ne kabiliyetsiz adamsın ya. Kabiliyet yok onda, yani kabiliyete dönüşmemiş. İstidadı var. İstidadı var ama. Ama adam şu anda rahatsız. Çünkü ben de işe yarıyorum bunlara diyor. İstidadı var mı o zaman? İstidat var tabi, istidatsız nasıl böyle kabiliyete şeyler? Kabiliyete niye dönüşmüyor? Niye sadece kabiliyet değil? Kabiliyeti var. Kabiliyeti var. Kabiliyetsiz o dedi yani. Şerlerin. Kabiliyeti, şere kabiliyeti var. Çalışıyor adam. Yani zeki olmazsa seni nasıl kandıracak? Geri zekalı seni kandırabilir mi? İstidadı şer değil mi o zaman? Şere çalışıyor lan. İstidat şer olmaması lazım. İstidadı şer değil. Kabiliyeti şer. Kabiliyet şer. Yani istidi, yaratılışı hayırdır. Kabiliyeti şeyler. Herkes pilot da istidadındadır ama pilot olma kabiliyetinde değil. Herkes doktor istidadındadır ama bunun gibi kabiliyet değildir. Adam olmuş. Ama sen ben olamamışız doktor. Abi istidadı şer değil dediğimiz zaman o zaman şeytanın mahiyetiyle ilgili bir soru geliyor. Allah şer yaratmaz. Hayır. Allah böyle şey yaratmaz. İnsan kesbiyle şer yap. Allah şeytanı, şeytan madem şerdi temelde, yapıda, asılda secde etmediği yer yok. Ama insanın fıtratı selimesiyle şeytanın fıtratı selimesi farklı olması lazım. Tabi sistem içeriği farklı. Devam ediyorum. Melekler kuvvetlerdir bir manasıyla. Kuvvetler. Bunu duydun abi. Bir daha abi. Melekler kuvvetlerdir bir manasıyla. Kuvvet demektir. Kuvvet. Yok, kuvvet yaşayamadı. Bunları bu hep söyle. Aslında bir oldu. Bizi mahvetti bu. Konuşmayın. Vallahi. Konuşturun. Şey, o şey var mı daha? Durdum abi, az kaldı abi. Tamam, bitirin de o zaman bir şey mikrofon tamam. Verelim. Şey. Tamam mikrofon. Az kaldı. İki tane. Neydi? Yok abi bir şey. Tamam bir şey yok. Bunu, bak, aç, bunu açan bir şey söyleyecek abi. Melek... O zaman tamam bunu söylesin. Hiç buna girme. Veya cümleyi okuyayım. Dur. Melekler kuvvetlerdir bir manasıyla. Kuvvet demektir. Melek güçtür. Tamam. Meleklerin cemi kuvadır. Melekler kuvvettir. Cem olursa kuva olur. Bir manasıyla kuva ceberuttur. Ceberuttur. Ceberut. Cebredici güçlerdir. Niçin kuvveyi attığı şey tahayyül, tasavvur, taakkula kuva denmiştir merak ettim. Dayatıcı güçtür.
Ceberuttur. Kaçamazsınız ondan. Muallimdir. He? Muallimdir. Muallimdir. Burada var mı? Yani yok. Şu elektronu cebreden melek mi? Kardeşim, şunlar emir şeklinde mi oluyor? Emir oluyor. Niye kuva dedim diye merak ettim. Niye bunlar kuvvettir? Bunlardan kaçamazsın. Güç ceberuttur. Cebredicidir. Kuvvetlerin cemidir bunlar. Bunlar kuvvettir. Bunlar kuvadır. Bunlar meleklerdir. Bunlar ise Cebrail'dir. Cebrail hareket ettiren midir Hasan abi? Ceb güçtür yani. Cebrail selamı mahfuzu harekete getiren. Evet. Cebreden. Yani Allah aşkına şunu kaldır taakkülü. Taakkülü kaldır. Yani ne olur bu dima? Boşa çıkar. Cebrail yok ki. Cebrail'in gözükme sıfatları var ya abi işte. Cebrail dimada en azami gözüktüğü yer taakkuldur. Kainat, elektronun cebri, yani mekanın oluşması yine melaike. Melaikidir. Bütün ışıklar melaikedir. Müsbet her şey melektir, meleki müekkeldir. Bütün şer, şeytanın şeyidir. Evet abi. Cebrail aleyhisselam gözükme şekilleri var ya abi, işte Kabe'nin etrafında gözüküyor. Vahiy getirdiğinde kanadıyla gözüküyor. İsa'yı dönüyor. En mükemmel gözükme kabiliyeti dahi aleyhisselam halindedir. Yani beşer suretinde ama bizi inşa etme noktasında taakkul de gözüküyor. Taakkulumuz Cebrail'dir diyebilirsin direkt. direkt ceberuttur yani. Hasan abi onu diyor ya Harun. Üç kere sıkmış Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Üç kere. Aa bak üç kere sıkmış. Tahayyül. Sonra kendini okuyor abi. Ha? Taakkule getiriyor. Vay vay. Bir sıktı tahayyülde, bir sıktı tasavvurda, bir daha sıktı. Taakkule çıktı, git dedi adam. Hadi yürü abi. Tövbe estağfurullah aleyhissalatü vesselam. Ben okuma bilmem diye ya. Vahiy şey yapmaya başladı. Sana onu diyordu ki sana, bizi taakkule bir çıkarttın, oradan salıyorum. Evet. Ondan sonra ruhu cesetten çıkarınca, ceset üşüdü. Arabistan'da bir adam üşüyor mu gündüz ortası? Üşüyorum. Evde üşüyor mu? Üşüyorum. Yorganın altına girdim, üşüyorum, gene attın diyor üzerime. Abi biz... Çünkü ceset ver. Ceset abi. Niye üşüyor biliyor musun? 10 seneden beri binaya kimse oturmamış. Bir abi. Daha bir kabirdir kabir. Toprak soğuk, karanlık, kimsesiz. Beden, evet öyle de. Biz kuva çalışırken abi Yedikule'de, 3 kere Harun gitti sıcak suyla ayaklarını yıkadı. Sonra bir 3 kere sıcak suyla ayaklarını yıkadı. Buz gibi oldu, üşümüş. Vallahi. Biraz sınır daha mı? Devam etseydiniz adam gidecekti. Zaten sarmıyor durumu bana. Harun elhamdülü. Kaybedeceğiz. Tamam bir de bakayım. İsa aleyhisselam yanına gidecek. Çünkü Nadir abin yanına inmesin de. İsa aleyhisselam semadan gelecek ya abi. Geliyor işte dima gelecek orada, ondan sonra tekvini okuyacak. Şey yapacak. Allah Allah. 3 defa sıktı, nasıl çıktı ya? Bu çok önemli bu ders ya. Ya her bir ders sanki öteki dersin özeti veya hükmü. Yani... Cemil'i yaşıyoruz işte. edeceğiz de. Tamam işte söylüyoruz, beraber konuşuyoruz. Tamam, kullan. Kuvvetlerin cemi kuvadır. Kuvvetlerin cemi kuvadır. O zaman taayyül, tasavvur, taakkulun kuvada cem olması, kuvvetlerin burada çıktığını gösteriyor. Ümmi annesi ol diğer kuvalar taayyül, tasavvur, taakkul kuvadır. Diğerleri kuvvettir. Bu 3 tane ümmidir. Annedirler bunlar. Anne, ceberuttur. Dima diğer mertebelerini aslı kaynağına ve zemberiyi bunlarmış. Bunların zemberiyi bunlarmış. Ümmidir bu. Adem'den çıkartıyor ya bir ümmi, Adem'den. Adem'den çıkartıyor. Taakkule çıktığı zaman ölmeden önce dirilin diyor ya şey. Orada işte taakkulde oluyor zaten. Dirilenler. Aynen doğru, aynen doğru. Doğru. Sanki her yaratılanların hayat malzemelerinden, kaynağından olduğunu hatırlatıyor. Yani her şey hayattan, taş da hayattan. Hayat, kuva, taş, toprak hüküm olduğu şey olduğu için bunlar şey, taş, toprak diye isimlendirilmiş. Ama kaynağı hayat. Kuvadan işte bu 3 tane kuva,
tahayyül kuvası, tasavvur kuvası, taakkul kuvası ümmidir. Cemi ceberuttur. Cemi Cebrail'dir. Göçtür, dayatıcıdır. Yani ne kadar aktif olursa müsvete Cebrail'le Cebrailleşiyor. Cebrail'li bir meşrep oluyor. Hüküm verilirse taş taştır, öyle mi? Evet, verilmese kuvadır. Hüküm her birisi itikad, iltizam, izan bu kuvanın hükümleridir. İtikad hükümdür. Ahkamı muhtelif. Ama neyin? Kuvanın hükmüdür dışarı ibrazı. Hükmüdür, hükümdür. Evet zaten oradan alıyor şimdi. Oradan alıyor, itikad kuvadan alıyor. Ben bir sene önce filan bir dima çizmişim. İma şekli. Onu inşallah tamamlayayım. Eksiklerini gördüm. Şu kuvvet bitiremedim. Bu ilk üç mertebeyi ayırmışım. Üç tane çark şeklinde. Ayırmışım. Şimdi ona şeyi ilave ettim. Onu çizeceğim abi. Çizeyim mi? Çiz abi. Dima'da meratı bir ilim muhtelifedir mültebise. Dima'da meratip var. Birbirleriyle mültebis. Ahkamları muhtelif. Buradaki ahkamları muhtelif işte o. Yedi tanesi muhteliftir. Ahkamdır yani onlar. Hükümdür. Taş, Allah kaya bunlarla olur. Evet. Abi şimdi bir şey söyleyeceğim. Söyle bu yapar. Şu tahayyül, tasavvur, taakkul diyor ya. Siz ne duymuştunuz abi bu sabah? Ne demişlerdi size? Daha dediler ki bağırıyor. Cebrail Sifva'yı getirmedi, İsa'yı getirdi. İsa, ben ne yapacağım İsa'yı ya? İsa Aleyhisselam nerede geliyor abi? Hayat. Tahayyül, tasavvur, taakkülde üçüncü mertebe hayat. Yani o 12. lemada sayıyor ya esir maddeleri 1, 2, 3. Dimağın meratipleri dedi ki ona abi. Bu üçü de hayat başlıyor aslında. O Adem o taakkülde İsa Aleyhisselam'ı getirdi. Hayatta... Bir dakika yavaş bir dakika söyle dur. Şimdi, bir dakika. İsa Aleyhisselam getirdi diyor ya abi. İsa Aleyhisselam'ı da getirdi. İsa. Cebrail ilk üçüydü diyor. İsa taakkulde başlıyor. Taakkulde başlıyor. Hayatlandırıyor. Yani taahhül, tasavvur, taakkul, insani berzah olma şeyi taakkulden sonra başlıyor. Tamam doğru. Heh, o zaten birinci mektubun üçüncü tabaki hayat da İdris ve İsa Aleyhisselam'ın. Üçüncü tabakaya. Hayatın üçüncü tabakası mı ya? Evet şimdi ona bakıyorum. İsa Aleyhisselam. O yedi uygulayacağız abi bu 12. lemadaki esir maddesi. Esirin yedi mertebesi var. Dima'nın yedi mertebesi. Üçte bu şey. Hazreti İsa ne yapıyordu? Ölüleri diriltiyordu abi. Ceberut oldu. Artık hay deyince diriliyor. Ölmeden önce ölüme işte oradan sonra başlıyor zaten. Şu mektubatı versene. Oradan ver. En altta. Aç bakayım. Aç onu. Bakalım. Ha oradan hemen kay. Bak şimdi. Bir tanesini dedim de. Sayfa altı. Bak şimdi. Dedim ki bu kadar bu Asr-ı Müceddit kitabı bu kadar basit olmaz mı dedim ya bu kadar olsa. Altı. Bunu Maraş'taki kardeş de selam olsun ona. Yavuz. Yavuz da güzel şey yaptı o şeyi, çıkarttı oradan. Birinci tabakaya hayat nedir? Bizim hayatımızdaki nedir o hayatımız? Bu kadar basit değil mi? Kayıtlar, çok kayıtlarla kayıt. Nedir bu? En mükemmel hayat. Kayıtlar nedir? Abi bir kayıttır, abla bir kayıttır, şeyh bir kayıttır, yerçekimi bir kayıttır, şehvet bir kayıttır, gadab bir kayıttır, madde bir kayıttır, kayıt. Yani taasubumuz buradan çıkıyor. Seni alacağız şeyi. Yani bir dakika dedim. Bizim hayatımız ne? Çok kayıtlar. Kayıtlar nedir? Bizi kayıtlayana bak. Bizim hayatımız kayıtlarla dolu. Zanlarımız kayıt. Abi kayıt. Cemaat kayıt. Kayıt. Cemaat bizi. Cemaat. Hangi cemaat? Yani beni inşa etmeye müsaade etmeyen tutan cemaat. Beni inşa ve ihya etmeye mani olan. La meşrubim o da değil. Meşrubim sen de orada değil. Ben bu ağaç burada yetişmez. Kardeşim nar Rize'de olmaz, Kırıkhan'da olur. Pamuk Hatay'da olur, Adana'da olur. Şimdi getir Rize'ye, kayıt. Dayattın adama. Ey pamuk burada ol. Lan Rize'de olmaz kardeşim. Ey çay Adana'da ol. Olmaz. Bizim hayatımız çok kayıtlarla kayıtlı. Mukayyet. İsa üçüncü tabaka mı dedi? Evet abi. Allah! İkisi de ölmedi biliyor musunuz? İdris de ölmedi. Burada öldüler çünkü onlar. He? Burada ölmüş. Üçüncü tabaka takul zaten. Ya takul. Seni alacağız. Abi bizim müsaade edemiz. Ve meleklere eğitim. Bir yere gitme dur. Abi geçen hafta yaptık ya meleklere muallimlik şeyi. Zaten diyor ki burada söyle melek ol. Hayatı gibi. Yavaş ol dur yavaş söyleyeceğim.
Aha işte üçüncü tabakaya hayat. Bir, iki, üç. Bizim tabakaya hayatımız. İkincisi kim? Hızır Aleyhisselam. Hızır. Hızır İlyas. Hızır İlyas. Hızır İlyas. Hikmetlerle, düşünce zeminleriyle. Evet, Musa Aleyhisselam var ya Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam Hızır'la macerası yok mu? Evet. Sonra diyor, bazen gitti. İsa tamam İsa. Abi. Evet. Hazreti İdris ve İsa Aleyhisselam'ın tabakayı hayatlarıdır ki beşeriyet levazamatından tecerrütle. Tecerrüt olacak. Ümmi olacaksın bir kere. O ümmi orası. Ümmi olacak. Tecerrütle melek hayatı gibi. Çünkü oradan sonra melekelerini hükmedeceksin. Melekelerini hükmedeceksin. Melek hayatı gibi hayatta maliklerin girerek... Maliklerin ortaya çıkıyor, maliklerin. O girerek, nurani itafet kasip ederek adeta bedeni misali. Çünkü öldükten sonra glafilatiften sıyrılıyorsun. Zaten kadir demek ne demek? Zamandan sıyrılma tarafı. Kadir demek. Bedeni misalisini giriyorsun, devam ediyor abi. Bir ikinci tabaka yok mu sana? İkinci yok ya. Bak. Üçü mü? İki. İki abi. Hazreti Hızır ve İlyas Aleyhisselam'ın hayatlarıdır ki bir derece serbesttir. Aleyhisselamların hayatlarındaki bir derece serbesttir. Yani düşünceler serbesttir. Evet. Yani bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilir. İstediğin gibi şeyler olurlar. Bizim gibi beşeriyet levazımatıyla daima mukayyet değiller. Bazen istedikleri vakit bizim gibi yerler. Tamam. Tahayyül bizim hayatımızdır. Çünkü tahayyül çok kayıtlarla. Hayallerimiz bizi kayıtlamış. Kardeşim, tabakay hayat buna uyuyor. Esirin yedi mertebesi o aferin maşallah. Tahayyül de sekizinci şey işte abi, sözde niye ejderha konu? Hayalimizde bir kabir var. Şeyimiz, tasavvurumuzda bir kabir, hayalimizde bir ejderha var. Böyle bir şey yok ki. 23. sözde söylüyor, onlar ova değilmiş, şeymiş, caddeymiş, anlatıyor. Bunları tasavvur, anlatıyor. Kabir yani. Tasavvur düşüncelerimiz. Artık o hayalimiz düşünceye şey yapmış hali. Bu malik olduklarımızı, evet. Melekelerimizi, melaikelerimizi aktif eden Cebrail. Evet işte oku yıldız şey bak abi. Geçiriyorum sayfa artık. Buna vereceğim. Oku orayı. Oku. Adeta bedeni misali letafetinde. Üçte. Cesedi Necmi Nuraniyetinde olan. Cesedi Necmi Nuraniyeti. Yani Hakikati Muhammediye'ye uyabilir burası da. Cismi dünyevilerini semavatta bulunurlar. Bir doku bakayım, bir doku. Adeta bedeni misali letafetinde ve cesedi necmi nuraniyetinde olan cismi dünyevileriyle semavatta bulunurlar. Yıldız diyor ya abi. Çünkü Kur'an'ın 7 tabakası var ya abi. Sen de inkişaf edersen takulum bu oluyorsun. İsa iner semada. İsevi meşrep oluyorsun. Bak şimdi sana şunu söyleyeyim. Bak şimdi. Cebrail inerse İsa olur. İsa olduğunu nasıl anlarsın? Diman İsevi meşrebe dönüşürse. Şeriat Muhammediye ile amel etmen lazım. Namaz kılacak mısın? Yani ahir zamanlarda teşbihci. Musa Aleyhisselam gelecek. Ya ne demek? Musa Aleyhisselam zahircidir. İbadetullah'tır. İsa Aleyhisselam teşbihçidir. Yani umurun batını, zahiri batını işleyen zat demektir. Zahiri batını işliyor. Musa Aleyhisselam batınla işi olmamış. Hikmetle olmamış. Onun için Hızır Aleyhisselam'la zahire bak. Musa Aleyhisselam zahiridir. Musa Aleyhisselam. Tamam mı? Ondan sonra tahayyüldedir yani. Hızır'dadır. İkide. İsa'dadır. Musa'dadır. Hızır'dadır, İlyas'tadır, İsa'dadır. İnsani berzah işte. Ondan sonra orası burası beraber. Cennet İdris Aleyhisselam tahakkülündedir diyor yani. Üçüncü mertebe yani diyor cennet. Ya cennet hakikaten buradadır ya. Döndüyse İsa Aleyhisselam, dönmediyse bekabillah olmadı. İdris Aleyhisselam. Olmadı. İdris Aleyhisselam. Ha çok harika bu da. Vay. Bu hafta ben ne yapmışım bizi ya? Eğer gitmiş fena filah kalmışsa İdris'in. İdris biliyorsunuz cennete girdi çıkmadı. Gelmedi. Muhyiddin Arabi gitti gelmedi. Konevi Hazreti gitti gelmedi. Allah'cı Mansur gitti gelmedi. Beyazıt-ı Bestami gitti gelmedi. İmam-ı Rabbani Hazretleri gitti geldi. Tamam. Gazali gitti geldi. Mevlana Ali Dibazali gitti geldi. Bu ne demek? Bekabillah bu. Fena buldu ama beka bulamadı. Şimdi üçüncü tabakaya hayat gitti. Geldi. İnsanları hayatlandırıyor. Gelmeyen var. Şeriat Ahmediye ile amel ederse gelmiş olacak. Evet. İnsanları hayatlandırıyor. Hay ismiyle. Evet. İdris gelmedi.
İsa geldi. Geldi. Gelecek. Geldi geldi. Ne zaman biliyor musun İsa? Bak şimdi. Geldi. Eğer İdris meşrebi olan bir zat, iyi dinle. Artık her taraf batınla bakar, zahiri alt üst eder. Suret yok. Muhittin Arabi yok. Muhittin Arabi gibi İdrisleşirse, İdrisi meşrep, cennete gitti gelmedi. Eğer İsa İsevi meşrep olursa, yani ne demek? Cebrail gelir, dimanı inşa eder, tamam mı? Bu sefer ederse İsa gelir, İsa olur. İsa olunca sen de İsevi meşrep olur. Yani ne demektir sen İsevi meşrep ne demek? Zahirle batını, süretle hakikati beraber işler, beraber konuşur, beraber yaşarsın. Tılsımlı bu dima. Demek ki sen İsevi meşrepsin, İsa doğmuş demek. Tılsımlı dima. İsevi meşrep şeyden sonra mı iniyor? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra şeriatıyla mı inebiliyor? Daha şimdi çıkıyor. Yok bitti, dur. Şöyle bitti dedim. Yok bitmedi şöyle. İsevi meşrep yetmiyor. Bak şunu sen dursana kardeşim. Şimdi İsevi meşrep oldun. Yetmiyor. Cennete çık. Yetmiyor. Sonra İbrahim'i olacaksın. Sonra Nuh olacaksın. Sonra Hakikat-ı Muhammediye denilen Şeriat-ı Ahmediye. Tevhidin niçin Kur'an'ın en büyük mezzeti neymiş biliyor musun? Ne anlıyorum bu tabiri? Ben bunları anlamadım, samimi söylüyorum. Hep okudum geçtim. 25. sözde diyor ki Kur'an'ın en büyük mezzeti bütün tevhidin meratiplerine sahip olmasıdır. Bütün tevhid mertebelerine sahip. Sureti, sireti, ahlakı vesaire. Her meratip Kur'an'da var. Tevhidin her mertebesi. Sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Şimdi tabii anlaşılıyor. Şimdi senin gelelim ki seni yormayalım. Abi siz bu dersi bir daha dinleyin akşam. Peki Aslan abi. Bu dersi bir daha dinlersen durumum iyi olmaz. Ben çünkü artık yatamıyorum. Beş mertebeye hayat var ya, mesela dördü nereye yapacağız? Şuraya da hayat uyacak mı şey, tasdiye mi? Veya Ehli Kubur'un ki iltizama mı geliyor? Kardeşim ölmeden önce ölüyor tabii, kubur oluyor. Yani o sıralama doğru olur mu yani demek? Bakacağız ona. O sıfat uyuyor mu uyumuyor mu? 4-5'e vurduğun zaman biraz konu değişiyor gibi oluyor. Bak söyle onu da söyle. Söyle bir anlayışım oluyor söyle. Çok güzel bir şey daha yakalamış. Abi dur dursun. Yakalamışsın söyle. Efendimizin şeriatıyla amel edecek ya. Dönebilmesi için onu yapması lazım. Ahir canına. Ağır ağır düştü duruma bak. Yan taraftakini söylüyor. Gelecek. Gördük. Söylesene. Ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek, gelebilmesi için şeriat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile amel edecek. Etmesi ederse İsa geliyormuş. Gelmiş oluyormuş İsa. Şimdi millet bunu duyduğu zaman diyecek ki vay be ya bunlar manyak mı ya ne İsa indirdiyor. Sen bir işletin ki. Şimdi Dima bir fabrikanın şekline bir benzetiliyor ya. Bunları böyle çizmiştim. İlk üç mertebeyi ayırmıştım. Sonrakileri de izan tasdik ve neticesinde itikat olarak. Dişli bu fabrikanın dişlileri. Fabrikanın dişleri olarak da çizemediğim için çizmedim ben. Tamam. Neticesi itikat olarak gözüküyor diye böyle çizmiştim. Şimdi burayı düzelttim. Önceki vahiy, bir iki hafta önceki vahiy dersinden sonra. Şimdi kuvvelerin yönü tayin tasavvurdan, tahakkülden bu birimlere doğru geliyor. Tamam, izana iltizam. Bu tarafa doğru geliyor. Vahim burada bir özelliği var. Vahiy iki yönünde çalışıyor. İki yönün ne demek? Biz bakıyoruz ki vahiye hem tahayyülü tasavvuru tahakkülden dima muhatap olarak girdiği zaman bunları istikametine koyuyor. İstidatlarını kabiliyetine göre çalıştırıyor. Hı hı. Bir düzen ve nizam tahayyül ve tasavvuru sisteme koyuyor, kıblesine koyuyor. Evet. Vahiy. Evet. Sonra sağ tarafındakileri bunlara da yani izan, iltizam, itikatlara da bunlara da ilim olarak hedef tayin ediyor. Hedef gösteriyor dediğiniz gibi. İlim olarak bir kuvvet veriyor. Evet. Sisteme koyuyor ve
hedef tayin edilir. Burada ne oluyor mesela? Vahiy taakkülden dimağın içine girdiği zaman bu tahir ve tasavvurun hükmedeceği, yani kuvvenin o bu tarafa tesiri var ya, bunun da etkisini değiştirip ayırt edici olduğu için, belki bu ileride gelişebilir, buradan şer olanı veya haram olanı veya ademi olanı bu tarafa atmayarak imanın kaviliğine, tasdiğin kaviliğine, bir şu, bunu böyle çizmemin sebebi şu, ayırt edici özelliği var. Vahiy. Yani vahiy geldiği tevfik, zaman tevfik dimağın tahayyülünden girmez vahiy. Direkt taakkule vuruyor. Vahiy oradan giriyor. Taakkulden giriyor. Selam da geliyor. Ve burada diyor ki bak girdi diyor, taakkulden girdi. Taakkulun alt mertebesi tahayyül ve tasavvur mu? Onları kıblesine koyuyor. Şeriat-ı fıtriyesine koyuyor. Taakkulden sağ taraf izan, iltizam, itikadı da diyor, hedef tayini diyor. Gayi maksadına çeviriyor. Vahiy. İki tanesini tahayyülü tasavvuru kıblesine koyuyor. Şeriat-ı fıtriyesinde çalıştırıyor diyor. Taakkuldan sonra olan izan, iltizam, itikat var ya, taakkuldan sonraki yukarı. Onları da kıblesine koyuyor. Buradaki başıboş bırakılmış vahiysiz bir dimağ, bu sefer hariçten aldığı başka malumatları kullanarak, nefisten ve şeytandan aldığı malumatları kullanarak, onları hüküm olarak izan, tasdik ve iltizama gönderip, hükmü öyle yönlendirmiş oluyor. Buradan, evet, bu kuvve burada böyle çalışıyor. Eğer vahiy girmese, taakkulden, dozel gibi girmese, şeytan taahhülden girdi. Tasavvuru zaten yapılandırdı. Ondan sonra bütün itikat kendisine geçti. Ama vahiy burada tefrik etti, ayırdı. Ayırdıktan sonra halis olanları, ilim olanları bu tarafa aldı. Burada yine başka bir güzellik de var. Bunu belki siz daha iyi söyleyebilirsiniz abi. İzan-ı kalbinin etkisi. İzana ve tasdiye. Tamam. Burada bir etkisi var. Bu da vahiy kadar olmasa da, belki de onun kadar da, yani ben tam emin olmadığım için söylüyorum. Tefrik edici, ayırt edici, düzenleyici etkisi veya bir var, izan. Var. Olması lazım. Evet. Dimağın, Tamam geç abim. Dimağın vicdana değil de imani ballarını oluşturan dimağın şeydir. İzan yönü, izan, vahiden gelen imani formatları izan yönünde kalbe akar. İman balları. Eğer şeyle vahide olan marifet şeyleri de tasdikle ilim var. O da zihne atıyor. Vicdandaki zihne atıyor. Yani arı aldığı poleni bala çevirmesi gibi akıl aldığı şeyi imana çeviriyor. İman balına. Çizeyim mi onu? Gerek var mı? Hangisine? Yani bu söz edin. Anlaşılmıştır. İlham yani. Nerede yürüyor abi? İlham. Melek-i ilham. İlham. Kalbim. Vicdanlar. Vicdan. Şimdi ilhamlar. İlhamlar ne zaman geliyor? Terklerle geliyor. Terklere nispetinde ilhamlar gelir. Yani Peygamberimiz diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, ilim yapmadan ilim isteyeniniz yok mu? İlim yapmadan ilim nasıl gelecek? İlim bir iki çeşite ayrılıyor. Bir sebeplere bağlı olan ilim var, bir de sebepsiz ilimler var. Tamam mı? Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sebebi yok. Yani okuma yazması yok, üzerinde ilim bilenmiş. Şimdi nasıl olacak diye sordular. Yani ilim yapmadan ilim nedir? Takvanızı artırın diyor. Takva neydi? Kuddüs. Evet, takva bir. Takva şu. Sen yapar mı? Şu. Takva iki tane ya. Kuddüs de var. Takva. İbadet kâmil. Menhiyattan ve günahlardan nedir? İçtinab etmek. İçtinab etmek. Ders sistemi. Peki altında diyor ki Kastamonu
148'de altında diyor ki meniyat ne demek? Men hi yat öyle değil. Kendisi söylüyor. Bak def i me fa sit günahlara ne diyor bakın günahlara? Terkebaya. Nedir o? Terk-i kebair. He? Terk-i kebair. Hasan bölmeden, yani bu da bölünmeden, geçen gün anlattığınız sözde kaldı. Onu da yazsanız da, hani böyle elimizde de böyle resim çekip bir şey olsun. O ders yapma sisteminiz var diye sizin Hasan abi. Kudüs şey. Ders yapma şeyi, ders yapma, çocuğu anlatma, hanımla münasebet kurma, yani hayatın kendisi, hayatın içerisindeki davranışımızın zemin, hayatımızı ihya ve inşa yöntemi. Hayatımızın içerisindeki davranışımızın zemin sıraları. Zemin. Öyle diyelim. Şey nerede? Hayatımızın içerisindeki davranışlarımızın zemini. Zeminleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de yapacağım şimdi. Var yedi. Bir. Kudüs. Adl. Hakem. Fert. Hal. Kayyum. Yediden gidiyoruz hep bugün. Eğer bunları ceme getirebiliyorsan Allahu Ehad. Adamı taşıdı. Tamam mı? Onu da şey demişti Harun abi hadiyete. Kelamı ve müşahedenin ardından kelamına veriyor etine. Hadiyetine. Şimdi sizin şeyiniz daha bitmedi değil mi aslında? Bizim yok. Sizin iman notları. Yok canım daha bitmedi. Daha başlayamadık ki. Başlayalım. Hadi. Çabuk gidelim. Çabuk gidelim. O yeni yazdığımız not. Değil mi? He. Bu sabahki şeyden sonra. Tamam mı? Şimdi hazır mıyız? Bismillah. Dima yeni başlıyor şimdi. Şimdi kardeşim. Kaç saat oldu? Boş ver abi saat. Devam et. Saat oldu mu? 2 saat 10 dakika oldu. 2 saat oldu abi. 2 saat 10 dakika oldu. 2 saat 10 dakika. Yeni başlamış. 10 dakika. Tepeksin kameramda. Bir şey olmaz. 2 saat 11 dakika. Anca ısınıyor motor. Mevlid kandili hazırlığı yapıyoruz aslında. Ha, bu akşam Mevlid kandili mi? Ders var mı bu akşam? Var. Bunu yapacağız. Tahta indireceğiz aşağı. Var tabii. Umumu hukuk o. Tamam. Yatsıdan sonra. Verdiniz mi abi? Sitede yazıyor mu? Yazmaya gerek yok ya. Yazsa yazıyor oradan. Peki. Lef-i mahfuza nadir dahi olsa giriliyor. Lef-i mahfuza. Küçük insanın büyük insana inkılap edebilirse girer. Ustad girmiş. Lemalar 271 yatsı namazında o aleme girdim diyor. İmam-ı Mübin iman ediyorsun. İmam-ı Mübin'e iman ediyorsun. Kitab-ı Mübin'le de emin oluyorsun. Yani kelam sıfatından gelene iman ediyorsun,
irade sıfatından gelen tekvini ayetlerle de, mevcudat ayetleriyle de o kelam sıfatının şeyini, suretini de görerek emin oluyoruz. Eminlik ne demek? Muhammed'ün emin ne demek? İşte iman ettiğine şahit olmak. Bu yüzden Muhammed'ün emin. Evet. Çünkü iman sıdktır. Değil mi? Sıdktır. Doğruluktur. İki tane sıfat var. Ciddidir. Ciddi. Yani ciddi halk arasındaki o ciddi böyle değil. Davasında emin, davasının peşine koşan, davasını hayata geçiren ciddidir. Bir elime ayı, bir elime yani, verseniz. Evet, la karurku yok. İki tane sıdk ve ciddiyettir diyor. Peygamberimizin temel sıfatı sıdk ve ciddiyettir. O yüzden en yakın Ebubekir. İşaret edeceğiz 107. Ebubekir o yüzden mi en yakın sana? En yakın onda olması o. Yani peygamberi peygamber yapan sıdk ve ciddiyet. Ne kadar ciddiysen, hani surat asık değil ha ciddi. Yani hayatının her safhasında iddia ettiğini yaşamak. Hazreti Ömer Aleyhisselam ciddiyete örnek olabilir mi? Ciddiyete örnektir. Sıdkiyet ama mesela sıdk ona yetişemez. Hani sarsılabilir o. Olabilirdi belki. Diyor ki benden sonra malum işte. Gelseydi. Yani işte ya Ebu Bekir bu Kudüs'e ne zaman gibi bir ayda gidilir? Bir ayda gelinir demiş. Tabii demiş akıllı adam yani bir ay. Senin arkadaşın diyor ki ben bu akşam gittim geldim. O mu diyor. O diyor. Ben olsam şöyle derdim. Bir dakika bir bakalım. Sen belki yanlış anladın. Peki öyle mi ifade etti? Ne demek istedi? Yanlış anlamışsındır. Sen yanlış anlamışsındır. Ben hakikaten öğrenim gireyim döneyim demesi. Öğrenim dönüp sana anlatayım demeden o mu dedi diyor. O dedi. Bu doğrudur diyor. Sen yanlış anlamadın. İhtiyaç duymadı. O dediyse doğrudur. O dediyse doğrudur diyor. İzan kalbisiyle abi. Evet. Diman o seyrediyor. Yani diman izana geçti de. Şimdi Cebrail aleyhisselam sıktı. Burada ortaya çıktı. Tahayyülden, tasavvurdan, taakkuluna çıkarttı demektir. Burada ne yazmışım? Cebrail aleyhisselam sıktı. Lef-i mahfuzun açılması, batındaki mananın diman vahye muhatap olma haline gelmesi demektir. Diman vahye muhatap olmaz haline gelmesi demektir. Bunu kaç sene önce yazdığımız şey. Hasan Ağacık, tahayyül emri nisbiler yani dışarıdan gelen malzeme olursa hayal olur. Emri nisbiler de hayal olur. Tasavvur da emri itibariyi şekillendirirsin, ortaya taakkul mü çıkar? Güzel. Bir daha. Tahayyül emri nisbilerle dışarıdan aldıkların, duygularınla aldıklarınla inşa olur. Sonra tasavvurunla emrin itibarilerini oluşturursun. Taakkulüne harika. 23'te bunu söylüyor işte abi. Alemi misal, ondan sonra alemi berzah, ondan sonra oluyor. Yani şu. Çok antika. Bak şimdi. Tahayyül, tasavvur, taakkul. Evet. Buraya gidiyor, tasdik diye gidiyor. Tasdik, izan, iltizam, itikat. Tamam. Bak diyor ki, şimdi şurada durdu adam. Şurada emri nisbi emri itibariler var mı? Senin söylediğini tasvir ediyorum, sen düzelt atalım. Emri buradan gelenlerle kuvve-i hayale lef-i mahfuz misalidir. Dışarıdan alınan veriler kuvve-i hayale de kuvve-i hafızada tutulur.
tahayyül emri nisbi olarak tahayyüle buradan alınır. Yani emri nisbiler dışarıdan alınanlardır değil mi Hasan abi? Evet. Dışarıdan gelenler emri nisbilerdir. Onları alırım ben. Tasavvurumda emri itibarilerimi oluştururum. Tamam. Şimdi anladım. Şimdi dediğiniz şey yapıyorum. Emri nisbi tahayyülde mi? Hayır. Tahayyülden gelenler, yani tahayyülümüz nedir? Tahayyülümüzü etkileyenler bak. 1, 2, 3, 4, 5. Nedir onlar? 5 duygu. 5 duygu. Tamam mı? Göz tahayyülünü inşa eder. Kulak, hani 5 duygu buraya girer. Ama vahiy direkt buraya basar. Vahiy direkt buradan girer. Ama taakul ne zaman olursa bak, taakulun buradan girer. Bak şimdi. Şimdi bu emri nisbiler oldu mu abim? Burada emri itibarilerimizi inşa eder. Giren yetmiyor. Burada tasavvurda ne vardı başka? Şunlar vardı. Vehim. Zan. Şüphe. Düşünceler. Bilgiler. Tamam mı? Peki, bak şimdi. Bak. Şunlar ve şu. Nisbi emirler ve itibari emirler. Bunu oluşturur. Emri itibarilerimizi şöyle diyeyim. Şöyle de yapabiliriz. Şunu silmem lazım ki karışmasın. Şimdi şunu yapacaksınız abi. Şu düşündüğümü tasvir etmeye çalışıyorum. İnşa eder. Bunlar emri nis yok itibarileri itibarilerimi inşa ederler. Tamam mı abi? Şimdi bunlar inşa etti mi? Bunu da vahidi kıyası mı? Bunlar cemi vahidi kıyası ya. Vahidi kıyası. Tefekkür edersek tefekkür. Bak tefekkür ederse tahkule mi geçiyor? Evet. Tefekkür edilirse yine harita çıkıyor gibi. Tamam mı? O zaman şeye geçiyor. Şuraya geçiyor.
Buraya geçiyor. Eğer tefekkür bunun içinde. Oraya bağlamaya çalışmayın. Oraya kendi yazın abi şeye. Geçilirse yazayım. Öyle hani bir aşağıya doğru. O sol taraf sizi bağlayacak gibi. Peki. Tefekkür edilirse yok, güzel oldu ama onu. Taakkule dönüşür. Taakkule, taakkule. Zikancı dişi ya. Şeytan. Dönüşür. Tefekkür edilirse taakkule. Taakkulden de bir şey lazım. Vahiy mi lazım o zaman? Yoksa bak şimdi. Vahiy nerede burada? Ha. Şurada taakkul. İnşa edilirse taakkulle tefekkür edilir. Dur. Bu aslında olmaz bu. Taakkule girer. Taakkule girer burası. Tefekkürle bak. Taakkule girer. Tefekkürle ilmi mi geçer? Taakkule girdi mi abim? Taakkule tefekkür olur. Taakkuldeki tefekkürle taakkuldeki tefekkürle tasdik denilen ilim olmuş. Peki şu taakkuldeki taakkul tefekküre şunu sileyim dur. Taakkuldeki tefekküre vahiy müdahil olursa tahayyül tasavvurda terkler olur. Olursa %100 bilim mi demek ya? Bilim %100 tasdik denilen ilim olur. Edirne-i Şehriye burada uygulanmış mı oluyor? Evet. Böylelikle Edirne-i Şehriye uygulanmış olur. Onu da çek. %100. Edirne-i Şehriye böylelikle Edirne-i Şehriye uygulanmış olur. Aslında yani taakkul seviyesinde mi Edirne-i Şehriye meydana gelir desek sanki daha iyi uygulanmış. Edile-i Şeriye'den, Edile-i Şeriye imbiklerinden, sisteminden. Olsun güzel şekil çıkar. Taakkülün imbiklerinden, Edile-i Şeriye imbikleriyle geçip, tefekkür aynı anda mı oluyor? Sisteminden. Tefekkür, Edile-i Şeriye'nin. Geçmiş olur. Abi vahiy gelmiş. Artık daha bunun edileyi şeriyesi neymiş? Vahiy direkt zaten onu oluşturan değil mi abi? Ben onu her şey, herkese vahiy geliyor. Kur'an okunuyor. Kur'an okunuyor. Ama ilim olmuyor. Çünkü niye? 538 sözlerde diyor ki duygular ve efkarların mevcudattan, varlıktan marifeti getirdiği zaman, marifet ilahi getirdiği zaman içeride musaddik bulamadıkları için sönerler veya abesiyeti mutlakaya döner, inkılap ederler diyor. Gelen de musaddik yok. Musaddik nedir burada abi? Onaylayacak sistem. Vahiy olabilir mi? Hayır. Yok gelen vahiy değil de vahiyin karşılığı. Şöyle tahayyül ediyorum. Bizdeki fıtrat vahyin karşılığıdır, yazılımıdır. Eğer bu fıtratta bozulmamışsa, tekler olmuşsa, gelen vahyi kabul eder. Çünkü aynı kendisini görür. Şöyle bir şeyle canlandırdım. Yani anahtarın göbeğiyle anahtar arasında bir ilişki var ya, oraya başka bir anahtar soktuğunuz zaman çalışmaz. Vahyi
sokarsan dimağa, ha, aynı. Vahiy istikametinde, kabiliyetinde, istidadında en kaliteli bir şekilde o zaman doğru, çalışır. Doğru. Karşılığı şimdi olur. Doğru. Burası da ilim. Vesvese Risalesi'ni okuyup okuyup vesveseden kurtulamamasının sebebi tasavvurunda bulunan düşünceler ve bilgiler seviyesindedir o bilgi. Orada şey olmayacak mı? Taakkulden tasdiye geçirdi dediniz mi? Şu geçirme işte. Taakkulden kasdiye geçmiş oldu değil mi? Ama yazma. Tefekkürle vahiy müdahil olursa ha tasdik denilen bilim olur. Olursan araya bir mertebe yapın. Tasdiye geçmiş olsun. Ha tamam olursa tamam tamam. Şöyle şöyle diyorsun. Ha, yani olursa ha, o araya bir mertebe ha. Fasit denilenin tasdiye geçmiş oldu galiba. Evet. Değil mi? Evet doğru. Hı, evet çok güzel. Doğru. Aynen. Yani o zaman taakkulden tasdiye geçiş vahye mazhar olan vahiy ile döllenmesi lazım ki ilim. Evet. Hasan abi fehim süzgeci taakkul ile tasdik arasında mı? Fehim süzgeci taakkulun içindedir. Mesela hikmet ilmin deposu. Bak şey yapayım. Bak. Hikmet. Şu sıraya gidelim ya. İlimlerin deposu. Deposu. Fehim ise vicdana bu depodan vicdana inerken süzgeç. Edille-i Şeriye ile eşdeğer gibi mi? Hayır. Edille-i Şeriye zahirde hepsi değil. Edile-i Şeriye'nin biraz daha arka tarafı. Yani Edile-i Şeriye kastettiğin zahir şeriatsa değil yani bu. Mesela bir daha söyleyeyim. Burada var. Şimdi tasdikli ilim var mı abim? Bir sürü ilim var. Evet. Ha, burada seçiyor vicdan. Seçiyor. Vicdan seçiyor. Latife insanı seçiyor. Vicdan seçiyor. Latife insanı seçiyor. İkinci şuur seçiyor. Depodan çekecek. Depodan latife insanı çekecek. Vicdan çekiyor. Sır, hafi, ahva, ruh çekiyor. O süzgeç, süzgeç fiyindir. Diğerleri dursun, hepsini boşaltma. Lazım. Kim ne istiyorsa onu geçiriyor orada. Fiyim. Devam ediyorum. Şu devam edebilecek miyiz abi burada? Mesela şimdi tasdiye geldik ya. İlk defa ben şey yapıyorum. Tahayyülden girdik, tasavvur, taakkul, tasdiye kadar getirdik, ilim mi elde ettik? İzan, iltizam, itikat edersek mevzu bayağı bir şeye geldi. Eğer buradan fehim olursa, şurada fehim tamam bunun içinde. Yani bu direkt kalbi besliyor burası. İzan. Yani işte. İlim artık canlıdır, ruhludur, şuurludur. Tamam. Bilgi gibi değil. İlimle düşünce şey düşünce bilgi arasındaki fark ilim onu tard eder. İlim subutu sıfattan olduğu için canlıdır, ruhludur, şuurludur. Seni canlı yapar. Tamam mı? Mesela bir insan kürsüye çıktı. Konuşuyorsa mıymıntı mıymıntı ilmi değil o. Düşüncelerini söylüyor. Peki o çünkü ilme dönüşseydi canlı olurdu. İtikat ehli mesela itikata gelmiş insanların hani itikat ehli var ya üçüncü bir sınıf oluşturuyor üstad. İtikada gelmişse de imanı olmuyor ya. Olmuyor. O zaman o tasdikteki ilim ne oldu o zaman? Vahiyle almıştı. Şimdi bu ilmi aldı. Şey de alıyor. Arı da alıyor. Yedi tane ben vahiyden bahsedeceğim size. Mesela Musa'nın annesini vahyettik dedi. Çocuğunu bırak dedik diyor. Arının da değil. Ama bak şimdi meratı bir var. Değil ama bakın. Vahiy anlayışımız tasfiye edilmesi lazım. Yani veya yani kalitesini yükseltmek lazım değil. Mesela vahiy bayağı şey var. Şeytana da söyledik diyor. İn aşağı dedik diyor. O da vahiy etmiş ona şeytana. İn aşağı dedik diyor. Böyle acayip Adem'e vahiy ettik diyor. Tamam. Şimdi bu daha İtikada dönüşecek. İzan, kalbi hassasiyet. İman olabilmesi için ne vardı? Biraz konuştuk burada. Bu üç tane kuvvenin, tamam mı? Kuvve,
Bunları aktif etti mi abi? İtikada kadar geldi mi? Geldi. Bunlar mertebesine gelin. Bu imanı imana dönüşme şeyleri var. Daha iman değil. Ama imani buradan oluyor. Bu da İslamiyet oluyor. Tamam. İman ve İslam. Evet. İman ve İslam. İlk önce itikad yani tarafgirlik. Bu tarafgirlik. Bu iltizam. Bu tarafgirlik diyeyim de anlaşılsın. Tarafgirlik. İmana tarafgirlik. Vicdandaki şey tarafı. Girlik. Vicdan. Bu da eylem. Namaz oruç. Yapıyor yani. Eylem, fiil. Eylem. Fiil. İslami. Yine olmadı abi ya. Hı? Hı? Bak şöyle şimdi. Eyleme, eylemin kendisi değil, eyleme tarafkirlik. Bu da tarafkirlik. Mesela adam çok seviyor namaz kılanları. İltizam mı sen? İzandaki tarafkirlikle ne fark var? İltizam var ama namaz kılmıyor öyle mi? Kılmıyor yani lazım diyor ya. Mesela usta şöyle diyor. Bazı İttihat Terakkileri gördüm diyor. Bu memleket ancak şeriatla. Şeriatı sevmezler ama bu millet ancak şeriatla idare ediliyor diyor. Mesela öyle insan gördüm ki, mesela ben çalışırken Kadıköy'de Ermeni'ye denk geldim. Hoş olmayan bir şey olmuş kız çocuğuna. Yaşlı bir kadındı. Biz de çalışıyordum ortaokul döneminde. Su eve bir girişinden kimyasal bir şirkete çalışıyordum, bizim kiracıydı. İlaç veriyordu. Su tesisatının öteki tarafı banyodan hortum alıp boruyu temizliyordu kimyasal şeyle. O evde de sıkıntı olmuş böyle. Duydum yani, çocukken çok etkilenmişim. 1982 mesela. Ah diyor, şeriat olması lazım diyor. Mesela mahkeme ceza vermiş. Çok basit vermiş. Ah keşke şeriat olsaydı. Yaşlı bir kadın. Ermeni mi? Yani iltizamı var, imanı yok. Evet ya, tamam, ben oradan etkilendim çok. Sonra dedim ki Esat abi, dedim patronumuz. Bu Müslüman. Hayır dedi Ermeni. Dedim şeriat. Şeriat dedi, şu anda adam kadına çok lazım dedi. Sen anlamazsın dedi de herhalde hayal ettim. Bak tarafkirlik daha şey değil. Sonra itikada dönüşüyor. Bu lazım diyor, tamam mı? Tamam. Sonra eylem, iman nasıl olacak? Burayı sileyim, bak şurayı. Şurayı sileyim. İtikada da yazın bir şey abi. Yazacak işte, onu yazacak. Ya şimdi onu yazıyorum. Ha, itikat ne yapıyor biliyor musun? Onsuz olmaz. Kanaat-ı katiye yani. Kanaat yani. Kanaat-ı katiye. Kanaat diyelim. Kanaat-ı katiye diyelim. Bak. Kanaat-ı katiyeye fiiliyatı dökülmüyor. Dönüşüyor. İman olmuyor yani. Onsuz düşünemiyor. Ama icraat yok da öyle. Düşünemiyor. Sonra şu olursa bak. Şu. Bak. Nedim olmuş. Allah değer vermiş buna ya. Şeyde 8. Burada 8 için artırır. Anladım. Bence vicdan mıdır o 8? Kesinlikle olur. O da başka diyor. O da başka, o da başka. Bak şimdi. Buradan da ibadete dönüşürse, buradan da marifete dönüşürse, burada da muhabbete dönüşürse, evet.
Hazza dönüşür yani ama müşahadetullah'tır dedi değil mi? Hı hı, müşahadetullah. Müşahadet. Dönüşürse iman mı olacak? İman olur. Bak şimdi bir harita oldu bütünler. Çünkü usta çuvallarda diyor ki iman diyor tek bir şey itikat değildir. İmanın diyor amel-i salih de diyor imanın bir cüzüdür. Amel-i salihsiz de iman sağlam kalmıyor. Amelu amel imandan değildir ama amelsiz de iman sağlam kalmıyordur. 72 şartı ceza diyor ki akaidi ve imani hükümleri sabit ve kabul kılmakta sen melek haline getiren ibadetlerdir. Yoksa yoktur. Oluyor. Ahmet bin Hanbel, dört ak mezhebinin en sonuncusu, iki tane hadisi kutsiye dayanarak, hadisi kutsiye de şudur. Namazı olmayanın imanı yoktur diyor. İmanla küfür arasındaki alamet namazdır diye hadis var. O da şunu demiş. Üç tane Hanefi, Maliki, Şafii, üç mezhep, ameli namaz olmayan imanı yok denmiyor. Hanbeli namazı şart koşuyor. Yani dört mezhep amelden amel imandan değildir. Ahmet bin Hanbel diyor ki namaz hariç diyor. Tamam. Şimdi imana dönüşebilmesi için ne oluyor? Adam bak şimdi. Şunu şey yapayım. Adam zekatı veriyor. Hizmete koşuyor. Oruç tutuyor. Acayip fakat buradan bir tanesinde hata yaparsa ki en hata yapan, en korkunç hata şu histir. Yani edille-i şeriye. El-hubbu fillah ve el-buzu fillah. Şurası. Kalbin muhabbet kısmı vicdandaki hisle mi çalışıyor? Yani o mu? El-hubbu fillah ve'l-buzu fillah. Allah cehennemle tarifle çalışır. Şey değil mi o abi ya? İşte o aslında izan ve itizam demek olmuyor mu? El-hubbu fillah ve'l-buzu fillah. Allah için sen. Tarafkirlik yazdık ya abi itizam itikata. O tarafa bakmıyor mu sanki o his diyor? Hangisi? Şu mu? 6-7'dekine bakmıyor mu diyor sanki? Vicdani izan. Ha şimdi kardeş bu dimağda vahiy bunu oluşturdu. Vicdani bir melek haline gelmedi. Diyor ki akaidi ve imani hükümleri meleke ve vicdanı bir hale getiren ancak ibadetlerdir. İbadet zihin marifetini oluşturur. Yani bir insan ne şey yaparsa onu ve onun arkasındakileri melek haline yapar. Feraset melekesi zorluk olan secdeye gider. Meleke olmayan tabii secde olmaz. Yapmaz. Olmaz. Şeytan secde yapmaz. Şimdi basiret, dirayet, feraset, kemalat demişiz ya sana. O itikatsa mesela bu vicdandaki hal, bu fiildeki hal, dirayet, basiret, dirayet, feraset, kemalat, evet. Enfusidir. İçsel aleminde mesela diyelim ki ibadet sana ne getirir? İbadet sana ne getirir? Basiret getirir. Zihin sana ne getirir? Dirayet getirir. Risale-i Nur'u çok okumak marifetullah'tır. Mesela bunu bu tarafa kaydırırsam orada dayanmış. Şöyle yapayım da daha şey yaparsın bak. İrade, zihin, his, latife-i Rabbaniye, ABCC'den basiret, dirayet, feraset, kemalat. Bunlar nedir? Enfusi. Bu nedir? Vicdani. Peki. Abi yani vicdani yaşayan imanlı olmuş oluyor. Her imani enfusu yaşıyor anlamına gelmez. Her zamanda. Evet. Bunu üstad yapıyor. Yaptı demiştik galiba. Evet. Yani işte aslında niçin yapıyor? İsmi azama mazar. Risale-i Nur her ismin
mertebi azamından ve ismi azam noktasında izah ediyor. Sebebi, bir daha, Risale-i her mevzusu, ismi azamın mertebi azamından ve ismi azam merkezi odaklı izahlar yapıyor. Sebebi, Lut kavmi, Semud kavmi, Ad kavmi vesairenin, kavimlerin helak olmasına sebep olan lanet fiilleri, günahları bu asırda daha gene daha umumi. O asırdaki, o kavimdeki o adeti, o pisliği kaldırmak peygamber gerekiyor. Şimdi peygamber yok. O zaman Lut aleyhisselamın mazhar olduğu ismi, ismi azamı, asıl mücedidine vereceksiniz ki bu ismi, Lut aleyhisselamın tamire muvaffak olduğu şeyi mucizevari tamire sebep olsun. Yani Lut aleyhisselam, Lut kavmini hangi isimle irşada memur idiyse, asıl imamı da Lut aleyhisselam mazhar olduğu ismi azama mazhariyet yetkisi vereceksin ki mesul olsun. Mesela diyorsun ki, bana diyorlar ki arkadaş bu yurtta, bu medresenin mesulü sensin. Ama yetkin yok. Nasıl olacağım ben bunu? Bana yetki vereceksin ki sonra mesuliyet isteyeceksin, yükleyeceksin. Bana yetki vermeden mesuliyeti nasıl yüklüyorsun? Yani Lut kavminin melanetini Ebediyüzzaman tamir et. Ben dedim Lut aleyhisselam değilim, peygamber değilim. O zaman peygamber değilsin ama Lut aleyhisselam mazar ettiğim ismi azamı sana veriyor. Hadi o vazifeye. Çünkü o ismi mazar olmak o fiili düzeltmeyle memnun olduğunu deruhte ediyoruz. Yani bütün vazife darlık abi. Risale-i Nur. Risale-i Nur buradan çok önemli. Çünkü Ad kavmi şimdi ya Risale-i Nur niye böyle mübalağa ediyorsunuz? İsmi azamı mertebe azamından el ismin şey ismi azam noktasında ve her ismin mertebe ismi sırayla söylüyorum. İsmi azam noktasından her ismin mertebe azamından derslerini veriyor. Sebebi peygamber olmadığı için kitabı da vahiy olmadığı için ama vazifesi, mesuliyeti bu toplumu tamir etmek, düzeltmek. Bu toplum kim? Ad kavmini getir. Semud kavmini getir. Lut kavmini getir. Musa kavmini getir. İsa kavmini getir. Hep bütün kavimler burada. Onlar mazar olduğu isimlere mazariyet vereceksin ki bu insan bunu yapsın. Bana bu ilmi vermeden, eğer bununla meşgul ettirmeden ilk önce Allah ettirdi, haz verdi, merak ettirdi veya yaptım, karşınıza çıkarttı. Bunlar vermeden neye çıkartıyorsun? Peki, fiile görelim. Sana söylüyorum şimdi. Hepinize bunun zatında sana soruyorum bu sorduğu için. Hakikaten Risale-i Nur, ismi azam noktasından ve her ismi mertebi azamından mı ders veriyor? Bunu fiilen göster Hasan desen, şu sabahtan beri seni tutan nedir burada? Senin fıtratın burada duracak adam mısın? Ben diyor 37 tane vakıfın içerisinde en vakıf olmayacak adam sendin diyor. İşte abi ben seni gördüm diyor. Merdivenden çıkarken tek ayakla çift çift atlıyor. Yani o kadar hiperaktif ki. Tek atlıyor. Meğer arkadan dersten gelmiş. Ben de gürültüden duymuyorum. Görmemezlikten yavaş çıkıyor. Bırak dokunmayın bu şu delikanlıya diye. Ben o da gelmiş. Yani o kadar hareketli, en durmayacak adam sensin. Peki beni tutan nedir? Risale-i Nur'un ismi azamlık noktasından, her ismin mertebe-i azamından gelen manalarla boyandığımız için sizi bu pazar günü saat 10'dan, şu anda 2,5 belki de 3 saati geldi. 3 saat. Sizi buraya tutan nedir? Risale-i Nur'un ismi azamlık noktasında dersini dinlemesen, aklın ve kalbin hissin ve latifen tatmin oldu ki burada rahat duruyorsun. Fiil bu. Mesela bir Nur talebesi içtimaiyette ve bunu dinleyen. Ha şu hatamı da düzelteyim. Şu hatamı da düzelteyim. Yeri gelmişken düzelteyim. Hata yapmışım. Ciddi bir ikaz yaptım. Şu. Dedim ki bu dersi dinleyen bu ders ortamın hazını alamaz. Tamam. Şu anda bu dersi dinler ama sizin aldığınız hazı alamaz. Bu sözüm yanlış. Ne zaman alır biliyor musun? Alır hepsi. Bu videoda dinlese bu hazı alır. An şartta. Onu bilmiyordum. Bir insan bunu dinlerken fena fil ihvan sırrına yakalarsa
Fena fil ihvan. Orada dinlerken kendisini o kardeşinde Gafur konuşuyor, Davut konuşuyor, şu konuşuyor. Orada fena fil böyle kaptırır kendi için kaparsa aynı hisi alır. Aynen öyle. Ve o atamdan vazgeçiyor. Bana da hissen hiç uymuyordu. Ben alır yani hissediyordum ama. Ve çok ciddi bir şekilde kızarak söylediler. Yani çok kızdı. Siz bunu hep söylediğinizde ben hissen aklım iştirak etmiyordum ona da neyse hadi diyordum. Ben dinlerken yani meğer kim yapıyor? Bana dedi ki bu feyzi kim veriyor şimdi Van'da size dedi. Gerekçelerini söyledi. Dedim ki yani şansım. Ekranın başındayken aldığın hissiyatı mı diyorsun? Yok yok şu anda ekran. Sizdeki hazı kim veriyor dedi. Tabi Allah sebep noktasında kim veriyor? Şahs-ı manevi veriyor. Sen şimdi şahs-ı manevi burada var orada yok mu diyorsun diyor. Mesela şöyle. Şimdi kalemi meydana getiren Esma. Bu Esma burada var sizde yok mu Esma? Ama orada niye kalem yok? Burada bir fiil orada bir kuvve var. Tamam mı? Ha, kuantum fiziğinde olması gereken her yerde değil mi? Evet. Fizikte bu kalem bir yerdedir. Kuantum fizikte ise fiziğin altına inersen olması gereken her yerdedir. Şimdi burayı meydana getiren, aktif eden şans-ı manevinin huzurunu bir kadın veya adam böyle dağılmış, bu sırrı açılmışsa, şans-ı maneviden hissesi varsa, ya fenafil kardeş olmuşsa, fenafil ihvan olmuşsa, aynen bir tamam ya, şans-ı manevi ona da basar. Orada, ekranın başında. Her şeyin her yerde olduğunu. Her şeyde her yerde olduğunu, onu düzelt. Dersin başında düzeltecektim, unuttum. Gelmesek de olur mu ya? İnşallah. Hayır, peki, o zaman gelmesen... Toparlayalım dedi. Toparlayalım. Gelmesen olmaz zaten. Sen gelmeseydin, ekranın başındaki boğazı almasına sebep olan zemin olmayacaktı. Değil mi? O zaman da olmaz. Evet. Peki, seninkisi ona, onunkisi de sana geliyor. Bu şeyi, bu konuşma inşallah Bülent dinlerken bunu keser başa koyar. Çünkü bunu düzeltmem için bugün... Dinlediğini anlarız abi. Ama bu sitemdi. O İsa Aleyhisselam'ı çok iltifattı. Geçen haftanın ikini kesilmiş galiba bizim bir enfüsü mevzu var mıydı? Hani nasıl? Kestiler değil mi? Ben göremedim yani. Baktım. Yok. O kesmişler demek. Şey... Abdullah İsa... dedi ya kesmiyorlar. Nerede hepsini dinlemiyorlar demiş. Cebrail vahiy getirdiği gibi İsa'yı da getirdi size. Ulan İsa'yı bana nasıl getirdi ya? İsa nerede ya? İsa Mehdi'nin arkasında olacak. Ben Mehdi değilim ki. Cebrail vahiy getirdiği gibi İsa'yı da size getirdi. Burak'a da Cebrail İsa'yı getirmiş değil mi abi? Evet. Burak'a da o getirdi. Tamam. Baştan şeyi düzeltmemiz gerekiyordu bu dersi. Çünkü bir hafta içinde oldu. Bu... bu hazın bir haz kıldın. Yani benim fıtratıma, meşrebime hiç uymuyor bir şey söylemişim demek ki. Yani haz kılmak zulmetmek yani. Oysa fena fil ihval olursa iştirak amali urebiyeden o açılıyor, iştirak amali urebiye basıyor. Şey uydu gibi. Aynı hali basıyor. Refrefi kim getirdi acaba? Burak'ı şey getirdi, Cebrail. Refrefi Cebrail getiremez çünkü Cebrail bir adım daha atarsa beni aradı. Kim getirdi? İsa. He? İsa mı? Yani kim getirdi acaba diyorum. Kim getirdi? Yalnız şu var. Tasavvufta... Ruhullah. Tasavvufta ev etna var ya. Ev etna. Bizde kabu kaç senedir ha? 404. mektupta geçiyor. Şey, kabu kavsin diyor. Kabu kavsin içerisinde ölüm ve helakettir. 642 Mesnevi Nuriye'de. Ona da gireceğiz kabu kavsin'e. Şey, evet ben de çalışıyorum şimdi. Şimdi ezan okulunda şurada biraz... Şurada yazacaktınız galiba dışın burçların öbürsünün de. Yani, Nasirettir ayet felaset. Hani ona gerek tamam. Var mı? Ha, bilmiyorum yazıyor şu, musun? Şu. Şunu devam etsek... Şu olur. Bahsettin dışarı vuruşu vardı ya. Yani bir şey açılım verecekse yazan olursa... Benim alemde yoksa belki şekil olursa diye. Yani hani yazmış olmak için... Hasan abi şu
baştaki kısmı bir daha bir şu tahayyüldeki beş duygularım geldi ya. Yani şimdi başı yani biraz daha ileride. Dersik o filan. Bir daha baştan da. Yok baştan değil. Bir daha baştan. Şu emri nisbi tasavvurda değil mi? Yani bu vehim zanla emri itibarının oluşması tasavvurda oluyor. Tahayyülden gelen şey sadece beş duygulardan alınan malzeme mi? Orada ne kastettiniz? Bir oraya soruyorum. Mesela tahayyül ya acizi. Dışarıya mesela göz hemen tahayyüle atar. Tahayyül şudur. Kulaktan geleni bir berza, tahayyül derken sıpı değil aşağı. Kulaktan ses geldi. Tahayyül de şekillenir. Yani çok acayip bir mucize yani. Mesela bak. Şekillendi. Allah Allah. Muhlama kokuyor ya. Şekillendiriyor hemen. Dokundum. Kalem, defter. Defteri kendi aleminde şekillendiriyor. Yani korkunç bir şey. Şekillendirmek acayip bir şey ya. Yani. Kokuyu nasıl şekillendireceksin? Süret mi gidiyor? Süret gidiyor kokuya. Abi. Acayip bir şey ya. Ya mucizenin ben girmek istemiyorum. Şimdi kesif deyip atıyoruz ama en mükemmeli. En acayip bir şey ya. Yani koku... Attım ben ya. Libas. Onu... Kokuyu şekil yapacaksın. Suretleri tayin ve teşahhus. Suretleri tayin ve teşahhus ettiriyor. Evet o Allah'ın sıfatlarıyla alakalı bir şey. O tahayyülde çalışıyor. Allah razı olsun cesaretim artırdı. Doğru söyledi. Bak doğrusu Allah razı olsun. İfade edemezdim ama etti yani. O güzel. Ben bunu şey için tahayyül dersi için. Ayağım fırlıyor. Doğru için... ben edememiştim bunu. En güzel ifade o yaptı Erdinç. Dedi ki beş duyguyu bizim alemimizde taayyün ve teşahhus ediyor. Taayyün ve teşahhus edip suret giydiren mi? Suret giydiriyor yani. Ama taayyün, teşahhus edip suret giydiren diyebilirsin. Taayyün de beş duygudan gelenleri taayyün ve teşahhus beş duygudan gelenlerin dimağda taayyün ve teşahhus ettirip okuyayım abi yerine. Suret giydiren. Abi bu normal derken yani Allah'ın sıfatından zannediyorum bahsediyordu. Ben resmi çekmiştim. Tahayyül dersine hazırlıyordum. Fakat bu Allah'ı anlatırken ben bunu nasıl insana indireceğim diye tahayyüle sağ olsun cesaretim artıldı söyledim. Bu mekanda daha müsait söylemeyi tabii. Kemal-i sanat ve intizamları gösteriyor ki benim resmi çektiğim sayfada öyle gözüküyor. Bir kudret-i kamilenin desatiriyle ve bir irade-i nafizenin kavaniniyle vücut giydiriliyor. Suretleri tayin, teşhis edilip birer miktar muayyen, birer şekli mahsus veriliyor. Demek o kudret ve iradenin külli ve umu bir mecmua-i kavanini, bir defter ekberi vardır ki diye her şey... Sayfa kaç? Abi sayfası gözükmüyor da. Neyim bu? Şu alanda olabilir. Neydi abi bir cümle oldu? Kemal sanat ve intizamları gösteriyor ki bir kudret-i kamilenin desatiri ile desatiri yazarsan çıkar. Abi o beş duygu yedi yapsak sıkıntı olur mu orada? Havası, hamsay zahiresi var, batınası var Hasan abi sadece onları. Sevk ve şevki de oraya koysak onun da yedi. Olur mu? Yedi diyor. O zaman yedi yapalım. Niye beş yapıyoruz abi? O zahir olanlar yedi tane. Hasan abi bir de hamsay batınları var. Hepsinde gelsin ya. Hepsinde gelsin yedi. 30. söz, baksana bu sayfa. Yani her şey vücudunda mahiyete sıfat ve şun, orası mı? Orası hamsayın zahiri. Kemal sanat insanları gösteriyor ki kudret kamilenin desatürü de irade-i nafizenin kavani. Sayfayı söyle sayfa. 548 abi. İşte bu İmam Büyük Kitabı bin haşiyesi var ya. Ha. Orada geçiyor abi. Havlat zarat. Altı ismi azam. Altı ismi azam diman yedi mertebesinde bulabiliyor. Kuddüs ismi tayyülü temizliyorsun. Kuddüs ismi. Adı ismi. Yani Kuddüs ismi tayyülü temizliyorsun mesela. Tayyülü en başta. Evet. Kuddüs buna bakıyor doğru. Tasavvurda. Şimdi bak. Hani dengesiz düşünce. Yedi tane duygu var ya. Dendi mi o yoksun? Yok. Bir. Göz. Kuddüs. Ustadın dedi ya. Aşağı da dedim bana. Biz uydurmuyoruz ustad dedi ya. Söylenmeden bu. Ama ben zaten şey için böyle kayda alacağını bilmediğim için. Tamam. Şimdi bak yedi tane oldu der ki zaten öyleydi. Tamam. Göz. Fenin söyledi. Burun. Kulak. Dil. Dokunma beş mi? Beş. Sevk ve şefk. Sevk. S-E-V. Sevk ve şefk.
7 tane duygudan, duygudan, ondan sonra ders, dimada taayyun ve teşahhus edip süret giydiren mahaldır tahayyun. Tahayyun direkt kullanır mıyız abi? Suretleri tayin teşhis, yani tayin teşhis edip birer miktar muayen bir şekli mahsus veren biri tahayyüldür gibi. Yani kanunu bir şey bir de diyor, iradeden gelen onlar da onu yap yani. Onu buna şey yap. Cümle uydur bunu. Görmeyi nasıl? Tamam. Sen cümleyi unut. Ali abi de şey yapsın beraber bir paslaşalım. Tamam mı? Yani buradan bir tayin. Ama bunu bitirmeden, namaz kıldıktan da bitirmeden gitmeyin. Seninle de bilgisayarla bir şeyim var. Gitme. Tamam. Emre onu söylesene. Emre abi o şey dediği şey çok güzel. O tahayyülde mesela kudüs. Ha sonra. Bak şimdi Emre'nin de dediği diman mertebesi. Tabii. 7 ya. Hepsinin de 7'si var abi. Hepsi 7. Ondan sonra şimdi gelme kudüs şeyler. Burada diyor temizlenmesi. Dengeye gelmesi. Hakikaten bu da doğru söylemiş. Hani ağzını da söyledim. Tasavvur kontrolsüz düşünceyi kontrol aldım. Tasavvur düşünceleri adı. Kontrolsüzü adaletle kontrol etmek. Yazayım şunu. Kudüs. Zaten taakul hakeme bakıyor. Kudüs. Yani temizleme. Kontrol etme. Bu zaten üçleme, beşleme. Kontrol etme. İçinde de yediye ayrılıyor. Adı. Taakul, hakim. Bütünsel hakim, hakim olma, hı hı. Bütün hakim olma, bütünsel bakma, bütünsel bakma, bütünsel hakim olma, hakim olma, hakem, tasdik, tasdik kişiye, kişiye, kişilere, kişilere has. De kuvvete geçiyor, kuvadan kuvvete geçiyor, oradan artık vücuda geçiyor. Yani ceberuttan diğer ilim şahsa geçiyor. İlimlere ki kişiye hastır. Fert. İzan. İzan. Hay hani kalbi ihya etmek, izandan evet. Kalbe geçiyor. Şey, diman, diman eksik olmadı. İnşa. Evet. Yedincisi olan tamam. Dimadan buluruz yani buradan. İhya olan kalbe kalbe aktarımdan çıkan canlılık ki hay tamam. Şimdi şuraya şeyi söyleyin. Bunu ne yaptık? İltizam. İltizam kayyum. Hani tarafkirlik gibi. Olmadı ki bir dakika. Kayyum kayyum. Yani. İslamiyet, kıraat. Tabii. Aha. Bütünsele. İltizam cemaat. Şey yok yapıyorum. Dur. Şey ya. İnsan, insanla bütünsel, bütüne gelir. İnsanla varlığı devam eder. Yani bunun, nasıl diyeceğiz, eylem, İslam fiile tarafkirlik var ya. Şahs manevi. Bütünselli, irtizam, lazım kılmak, İslamiyet. Lazım bilmek. Lazım ama onu bir cümle yani böyle İslamiyet de besleniyor suyla. Bu intizam kaynağı. Kendini lazım kılarak altyapıları altyapılarından beslenip yapılarından beslenen beslenip kendisinin dışında düşünemeyen yani bu 7 taneyi kendisinin dışında düşünemez. Kendisi dışında düşünemeyen lazım kılan, kendine lazım kılan kendine lazım ve şart olan şart olan ki kayyum
Peki, itikat kişinin kendi Allahu Ehad'ı. Onu dedin abi. Kendi Rabbi. Herkesin Rabbi. Herkesin izan-ı kalbi. Kendi Rabbi. Bu var ya, çok güzel bir şekilde sokmak lazım. Ha, Rabbi. Yazmayı bıraktım bu. Ki. Aynen ben de öyle. Allahu izan-ı kalbi. Ehad. O zaman zan da orada herkesin kendi Rabbi. Kendi Rabbi olduğu için. Şimdi şunu şöyle abi, şöyle bir temiz çekelim ki aslında. Kalpte var. Abi müsaade edersin sen. Silgi mi? Dur da ben geçeyim. Paragrafı bitirmediniz abi. Bitireceğim. Heh. Çok ilginç bir yer ya. Bu paragraf olmadan gidemeyiz buradan. Darmadan oluruz. Olmaz şu paragraf. Abi şu var ya, şu şekil. Yani şu yazılanlar bütünlüğüyle güzel bir şablon yapılsa büyük bir şey yapıp bizim dershaneye de asabiliriz. Bu çok faydalı bir şey gibi geldi bana. Ben çok menfaatlendim bundan. Şekli buradan yürüyeceğiz abi, bizim şey ana şey olacak gibi geliyor. Evet. Arkasında haritamız olacak. Daha bu hani detaylanır, belki değişir bazı yerleri, evet. İlaveler olur. Cümleler ama, olur şeyler ama. Tabii ama bu yapıdan yani hep zaten bunu konuşuyoruz ya, bu süreç nasıl olacak diye. İnşallah şey olur. Mesela buraya o deminki şeyleri ekleyebiliriz muhtemelen. Duygu, hasse. Kuva'yı da bu şekilde monte edebilir ya. Siz yani. Peki bu dersi gelmeden önce mesela bir şey yapsanız, cumartesi tatildir. Öğleyin akşama kadar veya akşam, akşam geliyorsunuz. Akşama kadar burada sizin bir kat tayin ederiz. Toplanırız. Yedi kule daha çok müsait. Peki siz böyle geçen haftaki konuyu, yani bu hafta mesela gelecek haftaki derse, bu haftaki konuyu beraber bir daha işleseniz, bunu yansıtarak. Hasan abi siz herhalde haftaya olmayacaksınız değil mi? Öyle yok yani. Ben de olmazsanız biz zaten bir yere gelelim diyoruz sizin olmadığınız zaman. O zaman ben yaparız. Yani büyük ihtimalle yarın öğleden sonra çıksam Bakırkan, Adıyaman, Diyarbakır, Maraş, Antep program var. Bir haftadan dönerim sağ olsun. Biz haftaya bir yere geliriz. Öyle demiştik değil mi? Bunu bitireyim Hüseyin. Cebrail aleyhisselam demiştik, sıkma, bir vazifesi doldur. Dikkat ederseniz vahiy getirmeden önce başka bir şey yapmış. Paldır küldür vahiy getirmemiş. Sıkmış onu. Tahayyülünü, tasavvurunu, taakkulunu inkişaf ettirmiş dedik. Yani insanda açılınca lef-i mahfuz açılmış. Lef-i açılması, batınındaki mana yani diman, vahiy muhatap olma seviyesine gelmiş. Sıkarak dimağı iksirlemiş. İksirleyerek dimağı inşa etmiş. Kendinden çıkınca kendinden Cebrail yani bunu yaptıktan sonra ruhu bu hale geldikten sonra bedenine yani bedeninden çıktı. Bedenine hakim oldu. Beden at gibi kullanıyor. Üşümeye başladı. Üşüyen o. O Arabistan'da üşüdü. Ustad da ben kışta geldim diyor. Siz cennet asa bir baharda geleceksiniz diyor. Batına ve kabre kış diyor. Ben kış diyor. Arkalar kıştır. Batın kış, güneş görmemiş toprak altı gibidir. Toprağın dört sıfatı varmış. Cido dört. Ne alacağız? Şimdi, yani simgesel kelimeler var, üşüme. Üşümeyi düşünürken, şey geldi abi, yani doğru mu değil mi? Beşeri taraflarını çıkarıyor. Yani bir libas gibi düşünsek. Mesela bakın, üşüyen bir insan pekmez yer. Bal yer. Kanda bu malzemeyi katınca üşümez. Toprağın dört sıfatı var. Soğuktur, dardır, karanlıktır, yalnızdır. Kimsesiz yani. Soğuk, dar. İnkişaf durdu, soğuk. Karanlık. Karanlık abi. Mesela güneş yok. Çekirdek ağaç olmaz.
Olmaz. Yani kabrinden çıkarttım. Burada duruyorum, bu paragraf burada bitti. Konu değişiyor. Maddi hayat Muhammed'e geçiyor, manevi hayat Muhammed'e geçiyor. Kitabın imamı güne giriyor. Akşam işleriz. Toprağın bir özelliği de temiz olması abi. Temizdir toprak. Toprak temiz. Toprak zaten aslı fıtratı simgeler. Yani sahip toprak olmalıdır diyor. Üstad Hazretleri de şey diyor abi, bu sıkma olayı gibi şey yaptıktan sonra eskimiş yosundan çıkartıp yıldızlara koydum diyor. Eskimiş elbisemi çıkarttım evet. Hani, yıldızlara yıldız. İnşallah Maddi Hayat-ı Muhammediye kitabı mübine baktığını, Manevi Hayat-ı Muhammediye İmam-ı Mübine baktığını yazıyor. Onu da ekleseyim miydik acaba? Çünkü orada yazılmış ya. Şuraya. Sonrası kapattım çünkü. Bir daha o haftaya onu yazmış. Hazır bunu konuşmuşken üstüne iyi olur. Silmemişsem tabii. Yok silmemişsin. Bak şöyle de bir çekeyim bize. Neredeydi bir dakika? Abi Ümmü... Burası abi işte Hakikat-ı Muhammediye. Hani nerede Hakikat-ı Muhammediye? Sağda Şahsiyet-i Muhammediye. Ha, onları yazdınız. O zaman onu da yazayım da. Çekersiniz abim dur. Ben sonra bir siliyoruz ha. Sahabe Hazretleri radıyallahu anh'tan bu tarafa doğru Hasan abi. Risale-i Nur çerçevesinde dimağı olarak ifade eden olmadı mı acaba? Yok diyorlar. Sormuş Hasan abi sormuş. Yani İslam alimleri içerisinde. Akılla ilgili çok var ama dimağla ilgili herhangi bir şey yokmuş. Yani kaynak yokmuş. Yani. O zaman bu akrebiyeti ilahi biraz da dimağa mı bakıyor diyeceğiz. Şuraya mı yazacağız şey? Ne yazacağınızı abi bilmiyoruz ki. Maddi Hayat Muhammedi kitabı Mübine bakıyor. Şurada arkada kaldı ya o zaman. Risale-i Nur olarak akılla birlikte. Ama bunun ifade edilmemiş olması o şey demek manasına gelmiyor. İlmi çerçeve. Veya o kitap eline geçmemiş. Veya ihtiyaç olmamış o seviyede bir talime. Ama gene akrabiyet vardır yani şimdi eski şeylerde akrabiyet yok muydu vardı. Olmaz olur mu ya Tobe ya? İşte olmaz onu kayıtlamamak lazım. Yok yani. Umumi cahitli olarak belki. Bizim akrabiyeti ilahi... Bak kardeşim, dima üzerinde. Geçmiş asırda Selefi Salih'in uleması her konudan dimadan bahsetmiş. İsim noktasında isimlerin cil ve cemalnakşı sanatı bahsetmiş. Bahsetmiştir. İsm-i azamlık mertebesi yok. Her mevzuda değil ama. Mesela haşir diyor, bütün elema-i İslam haşir bir haşir bir nakirdir diyor. Akıl buna yol bulamaz. Onun sözde geçiyor. Şimdi diyor, haşir diyor, ulemalara değil, çocuklara dahi bildirmiş. Bak haşir bir nakildir, akıl bu yolda yol bulamaz, nakildir, iman ederiz, tamam mı? Aklen ispat edilemez dendiği yerde çocukları da ispat etmiş. Bu ne gösteriyor? Yani esma noktasını izah edilmiş, esma cil ve cemal nakil sanat surettir. Risale-i Nur hakikat noktasında suretin arkası nedir? Hakikattır. Hakikat da ismi azamlık mertebesinde veya her ismin mertebe-i azamından bahsettiği için çocukları da içine almış aynı ders. Yaşlıyı da içine almış. Efendim profesörü de içine almış. Normal vatandaşı da almış. Aynı ders ortamında dinlerken çocukların da kadınların da erkeklerin de alemin cahilin vesairenin istifade etmesinin sebebi o ders ismi azamlık noktasında izah edildiği içindir. İsimle izah edilse has gruba bakar. İhata oradan geliyor. Evet ihata olmasının sebebi oturanlar, ders halkasına oturanların farklılıklarını fark ettirmeden hepsine has, hepsine uygun dersini vermesidir. Verebilmesidir. Risale-i Nur İsmi Azam kuru bir bilgi değil. İsmi Azam ve her ismin mertebi azamından gelmesinin delili nedir diye sorulduğu zaman ders halkasında her sınıf insanın bulunmasıdır. Bitiyor mu? Hayır. Her sınıf insanını
Mesela tarikatta da bulunur. Profesör de var tarikatta. Cahil de var, kadın da var, erkek var. Ha, Risale-i her senin falkasının aklını inşa, kalbini ihya ettiği için. Mesela ilmi kelam aklı inşa eder, kalbi bırakır. Kafa esas aldığı için kabak gibi, kalp fındık gibi. Tasavvuf ise aklı bırakır, fındık gibi olur, kalbi esas alır, kabak gibi olur. Cadde-i Kübra ve sahabe yolu, yani ismi azam mertebesinde, ismi azam noktasında izah olursa, aklı inşa, kalbi iya, aynı mertebede inkişafat yapar. Bu da gösteriyor ki, çocuğa aynı derste, kadın büyüğe aynı derste, erkeğe, kadına, cahile, alime, hoca dayı olsa yanınızda belki de siz ne kadar anlamaz. Aynı derste ona lazım olduğu kadar aklını inşa, kalbini iya, şey yapmaz. Kalbi yukarıda, aklı biraz aşağıda. Kalp entegreleri var ya böyle böyle, kalp hastaları böyle böyle dengesiz. Hayır. Akıl da kalp dengeli gidiyor. Yani böyle böyle yaparken üstü de böyle böyle. Yani kalp çizgisi şöyle. Yani kalp, yani entegre şöyle. Şimdi üstte böyle böyle giderken altta da böyle böyle gidiyor. Tamam mı? Şimdi şöyle bir tane şey düşünün. Böyle gidiyor. Bu işte dengesiz. Yani bu dima, bu kalp. Burası dima. Dima. Süret diyelim. Burası kalp. Siret. Hakikat. Aynı zahir için. Aynı zahir için hakikat müşahedet. Yani Risale-i Nur, İsmi Azam ve her ismin mertebi azamından geldiğine delil, her sınıf insanının aklını inşa, kalbini ihya edip akıl ve kalp bütünlüğünü, suretle hakikati, hakikatta da sureti, aynı zahir içinde hakikati gösterebilmesinden kaynaklanıyor. Geçmiş selef-i salihindeki ulema haşir naklidir, akıl buna yolunu bulamaz dedi. Ama Risale-i Nur'la çocuklara ve kadınlara, erkeklere, yaşlıya, büyüğe, zalime, cahile hepsine anlatabilmesi ismi azamlık cihetini gösteriyor. Ahir zaman ve İsa Aleyhisselam Risale-i Nur bağlantısı? Zaten Barla'da geçiyor. Okunan o derslerin İsa Aleyhisselam o rüyamasını anlatıyor. İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam gelmesi dima, bu bize geliyor. Şimdi biraz önce konuşmadan çıkarttım beni. Yani İsa Aleyhisselam geldiğine deli, dima inşa ediliyor. Suretten hakikata teşbih tarafımız gelişiyor. Yani Risale-i Nur hem müsevi hem isevi fıtratımız inkişaf ediyor. Müsevi şeriattır. Sünnet-i seniyedir. Bu dersleri dinleyen namaz kılamaz mı? Yapabilir mi? Tesettüre şey yapamaz mı? Yani nasıl çıldırır yani? Yani müsevi demek şeriat demektir. Ondan sonra sünnet-i seniye demektir. İsa Aleyhisselam isevi meşittir, teşbihtir, ötekisi tenzihtir. Teşbihtir nedir o? Suretle beraber hakikata, tefekküre, tamam mı? Tefekkürle böyle kendisini inşa eder. Tefekkür, aklı bırakmaz yani. Hakikati bırakmaz. Bir şey sorayım. Eski zamanlarda da sırrı akrabiyet var mıydı yani? Sırrı akrabiyet vardı tabii. Peki şeyi nasıl anlamayız? O İmam Rabbani'nin o son mektubunda hani o Mehdi Azam'ın cemaatinde olacak kısmını nasıl anlamayız? Azam diye söyle. Şöyle geçiyor. Diyor ki eskiden diyor Mehdi'den önceye kadar diyor. İmam Rabbani Hazretleri'nin son mektubu. Sonradan diyor ki tam gelecek ahir zamanın son Mehdi'sine kadar bütün diyor istisnasız hepsi, ben kendisi de dahil, mutlaka ders alanların berzahları vardır. Yani bir şeyhi vardır, bir uleması vardır, bir hocası vardır. Direkt hakikate muhatap olamazlar. Olmaz. Yani direkt Kur'an'ı Kur'an'dan, Allah'ı Allah'tan, hakikati kendinden, kendini kendinden keşfetme yolu yok. Mehdi'de ortaya çıkacak diyor. Mesela onlar berzah yoktur onlarda. Direkt
Yani bir hoca talebe ilişkisi yoktur. Ancak ders arkadaşları oluyor da Allah Allah'tan yani böyle akıl ve kalp bütünlükte Allah taim ve teşahhus ettiği için Allah Allah'tan anlıyorsun. Ve akıl ve kalp bütünlüğün akıl inşa, kalbi ya olduğu için ahireti kendinde görüyorsun. Kendini kendinle keşfediyorsun. Merak edenle edilen, keşfedenle keşfedilen de aynı olduğunu, zevk alan da kendisi olduğunu görüyor. İnsan en büyük şeyi kendisini keşfetmesi olduğunu kendisiyle anlıyor. Acayip bir mahluk. En garip açılması gerekenin kendisi olduğunu kendisiyle anlıyor. Vahyin içindeki İsa Aleyhisselam peki? Şimdi karışma, daha şey yapma ki bizi buradan bir çıkalım. Namaz açalım. Bitti mi abi burada? İmam bir kitabı... Kitabımı ekledim mi abi? Oradaki not o kadar mı? He, yani şu not... çünkü bu kaybolurdu. Yani bunu yazabilmek için bir daha bunu yazmam gerekiyordu. Dur bakayım. Madde Hayat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kitab-ı Mübine, Manevi Hayat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam İmam-ı Mübine bakar. Bir daha abi hangisi İmam-ı Mübine bakar dediniz? Manevi İmam-ı Mübine, tamam. Maddi Kitab-ı Mübine. Maddi Kitab-ı Mübine bakıyor, Manevi İmam-ı Mübine bakıyor. Tamam. O zaman hakikatta Lef-i Mahfız mı olacağız diyeceğiz şimdi abi. He? Hakikatta Muhammed Aleyhisselam'da Lef-i Mahfız mı diyeceğiz? Şahsiyet Muhammed'i. Yok, şahsiyet değil. Hakikat tarafı. Çünkü hakikat neydi? Arştan aşağı değil miydi? Hı hı. Hakikat-ı Muhammediye, yani şöyle diyeyim de, bak, öteki sayfaya mı geçeyim ama bu sayfada lazım bu. Şöyle geçeyim bak, o çok lazım. Şunu buraya koy. Oo, bu daha dolu. Bu tahta da yetmiyor. Bu daha iyi, daha iyi. Bu daha iyi. Ama Allah razı olsun ki silmedik. Burada yapayım. Burada ufak ufak yapmam lazım. Çünkü bir yerde kaldı. Sanki kader ilahi israf etmesinler diye herhalde bize bunu bıraktı. Bak şimdi. Bir, iki, sıfat, esma, mecul, arşazam, lef-i mahfuz, arş, cennet, cehennem, daire ilim, daire hayat, ilim, daire hayat, lef-i mahfi ispat, kaf, nun tezgahı, alemi berza, yedi kat sema, alemi şehadet. Şimdi ben doldurayım, eksik varsa şey yapayım. Onu şey yapacağız çünkü. Hakikat-ı Muhammediye ile mahiyet-i Muhammediye, şahsiyet-i Muhammediye resim yok galiba veya ben bulamadım veya bulamadılar sordular. Onun için onu yapıyorum. Bir. Bir kere yapıldı. Vardı gibi vardı. Mahiyet-i ne bileyim. Muhammediye. Yok mahiyet-i Muhammediye. Ne alakası oldu ya? Ya ben görünmeyi diye dedik ya. Dur Melis kanlı yoldan aldı. Telefonu bir... Bak şimdi. Mahiyeti... Zatiye. Bu akşam da ayakta olacağız değil mi? Ders. Dün akşam dersteydik. 1,5 saat. Efendim, mahiyeti zatiye. Şu unatı... Zatiye. Sıfat. Esma, Nuru, Muhammedi, Mecul yani, tamam mı? Burası lazım. Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Arş, cennet, cehennem, daire-i ilim, daire-i hayat,
Sonra? Kürs. Sonra? Lef-i maf. Lef-i maf. İspat. Kaf. Kaf. Nun. Tezgahı. Alemi. Berza. Yedi kat. Sema. Alemi. Şehadet. Kalem de bitti kardeş. Bu kalem Allah selamet versin. Yere atın sana bence yere. Tamam. Onu atar mısınız? Karıştırmayın. Şimdi bak. Arkadaşlar. Hakikat-ı Muhammediye'yi söyleyin. Nereden çiziyorum? Yani normal arşın altı olması lazım. Hakikat olduğu için. Bu tevafuk etti ikisini de. Bu da hakikat-ı Muhammediye. Tamam, bu da hakikat-ı Muhammediye. Mahiyet-i Muhammediye. Yazayım. Peki öyle yazarsanız şahsiyeti nereye yazacaksınız? Orası şahsiyet gibi bir şey var. Şey, mahiyet var da. Maddi var, manevi var. Evet. Mahiyet var, hakikat evet, var, evet. Şahsiyet var. Mahiyeti koyduk mu? Koyduk. Yok, da. Mahiyeti şahsiyeti yine... koyacak yer kalmadı. Niye? Şahsiyet nedir biliyor musun? İkisinin toplamı zaten mahiyet hepsi. Şahsiyet-i Muhammediye'dir. Ama zaten toplamı ki. Yani maddi zaten maddi neresi abi? Bak, kitab-ı mubin. Maddi. Maddi. Alem-i şehadet. Alem-i şehadetten aşağı. Alem-i şehadet maddi. Evet. Manevi abi. Kitab-ı manevi. Ha. Manevi nedir? Manevi. İmam-ı mubin nedir o? Lef-i mahfuz. Lef-i mahfuzdan aşağısı manevi. Lef-i mahfuz ispattan aşağısı şey oluyor, maddi oluyor. Zaten. Maddi oluyor. Şöyle hani geniş yapayım sen, şunu silsem, onu da mı sokayım yani maddi manevi? Kırmızı kalemle maddi manevi şey de koyalım abi. Hakikatle mahiyeti yapayım dedim. Anladım. Ha, ama peki. Kırmızı kalemle abi yazalım maddiyle manevi. Tamam o zaman bak. Maddi. Lef-i mahfuz nerede? Bana göster. Yukarıda abi, yukarıda. Ha şurada. Tamam. Bu. Manevi. Şurayı ben şunu öteki tarafa taşıyayım adamı. Silelim abi. Şunu silmeyeyim de. Hakikat-ı Muhammediye yazacağız değil mi? Tekrar. Zaten yazıldı abi. Tamam dur. Tamam. Şu manevi. Değil mi? Manevi. Tamam. Maddi de yazacağız şimdi abi. Şimdi şunu da ama manevi hayat-ı Muhammediye Lef-i Mahfuz'un altı dediniz. Hakikat ondan daha şumullü olmasına rağmen aşağıda kaldı. Ama aşağıda kalması daha şumullü olduğunu gösteriyor işte. E çünkü öyle bakarsan o zaman hakikat esma ya. Bak şöyle düşün. Şey. Hakikat esmadır ya. Esmanın yani Lef-i Mahfuz yukarıda olması arştan büyük olduğunu göstermiyor yani, ki. Kafa yukarıda değil mi? Kafa aşağıda değil mi? Yani ama yani, keyfiyet olarak da bir şey yok mu? Var. Yani. Var tabii. Ya bu sıralama yani şey... Karpuz gibi düşündüğümüzde ortada şimdi, şey vardı. Şimdi hakikatler maneviyatı doğuruyor da. Bu sıralama şimdi, şeye göre değil mi abi aslında yani? Bak şuradan aşağıya da. Maddi.
en kesif, en canlı. Eğer yanlış olursa düzeltiriz haftaya. Tamam. Ben aslında düşünüyorum onu da. Tümü de şahsiyet-i Muhammed'i mi? Ha, yok, daha bitmedi. Şahsiyet-i Muhammed'i yapacağım. Hangi kalemle yapayım diye bakıyorum. Onu da göreceksin şimdi. Turuncu farklı var. Durum. Kalan turuncu var. Turuncu kalktı. Bak şimdi. Bu Mecul'u da mı aldı? Mecul'u da alıyor. Ne diyorsunuz? Çünkü şeyi o durmuyor mu onda? Yani şimdi ağaçta çekirdek ağaçtan çıktı. Ağaçta tekrar meyve ve çekirdek yok mu? Ağaçtan çıktı diye ağaç çekirdeği bıraktı mı kenar? Yani Muhammed'den Ahmet yaratıldı mı? Ama Muhammed var hala değil mi içinde? O da şey kendisinin şahsiyetini oluşturuyor. Bay hemen bay. Bu acayip. Bir bayeti zatiye bir o. Başka yok. Topla tek çift. Biraz daha toplarsın, her şey tek olur. Topla. Şöyle yapayım. Şunu biraz daha şöyle akılca yapayım da. Şey nerede? Heh, bak şimdi. Şunu sileyim de. Ondan sonra size dur. Bak arkadaşlar. Kitabın bin dimağda mı? Yoksa manevi... Bak şey dur. Bunu yapmadan gitmeyeceğim de. Yazmıştık. Ulan nerede? Yaz bir kalem bitti. Hakikaten. Söyleyin hadi. Kopya çekin. Ya geçen hafta hani demiştiniz ya bana sen yanlış şey. Ha. Ha, bak şimdi onu. Aç onu. Buradan. Geldiniz mi sözlerinde? Yok aç. Kitabı iman. Manevi hayat Muhammediye dima dedik. Maddi hayat Muhammediye kalp dedik. Şahsiyet Muhammediye latife insan. Demişiz. Katı neydi ya? Dima hangisi? Hakikat Muhammed'i mi? Hakikat Muhammed'i. Maneviyet var. Tamam. Tam doğru. Şimdi bunları kıydırtsana sana. Kitabın günü hangisi? Karışmasın diye yaptım kardeşler. Şurası. Ha? Kitabın günü hangisi bakıyor? Şimdi manevi... Tamam yazdı. O uyuyor işte. Ha. Manevi dima uyuyor. Maddi kalp diyor. Nokta. Maddi uymadan büyük. Uymadı mı? Uymadı. Dima maddiye mi koyacağız, manevi mi? Manevi hayat Muhammediye... Şimdi siz söyleyin, ben söyleyeceğim geçen hafta ne dediniz de. Ne dedik, manevi hayat Muhammedi mi? Şimdi manevi hayat Muhammediye, dima demişiz, bakar. Manevi, tamam bir dakika, manevi... tamam işte, manevi hayat Muhammediye, lef-i mahfuz dima. Uyuyor da, maddi uymuyor. Maddi hayat Muhammediye de kalbe demişiz. Biz geçen hafta şahsiyet-i Muhammediye, latife insaniye demişiz. Ha, bir dakika yavaş. Manevi hayat Muhammediye... Dima oldu, o tutuyor tamam. Şu an. Maddi hayat Muhammediye de kalp dedik geçen hafta. Maddi. Ha, o aşağıda takip. Bana dediniz ya abi sen şey yapıyorsun, dima daha kesif olduğu için manevidir. Daha camidir. Bir dakika yani, sonra, kardeşim bak. Şahsiyet-i Muhammediye aleyhissalatü. Bak şöyle gidelim de koyalım, tavsiye edelim iki taraf. Şimdi lef-i mahfe ispat. Lef-i Mahfuz'un son çıkış yeri değil midir? Hı hı. Evet. Lef-i Mahfuz kendisini Lef-i Mahfe ispatla ifade ediyor. Evet. Tamam. Lef-i Mahfuz iki defteri var. Bir İmam-ı Mubin, bir de Kitab-ı Mubin. Evet. İmam-ı Mubin, mazi ve mustakbel. Mazi ve mustakbel, Lef-i Mahfe ispattan bölünüyor. Mazi ve Kitab-ı Mubin nedir? Hazır zamana bakıyor. Hazır zamana bakınca hazır zaman ne zaman başlıyor? Lef-i mahve ispattan başlıyor. Evet. Tamam mı? Onu tavsiye etmemiz lazım. Hazır zaman yani abi şimdi maddi hayat-ı Muhammediye orada zaman. Kitabı Mübin yazıyor ya. Bir dakika oraya, hangisini şu an solda mesela yazıyor. Fark etme solda da. Oraya dima mı koyacağız şey mi koyacağız abi? Hangi zaman odur? Kalp mi koyacağız yani? Hangisi o madde? İkisinin cemi dimadır. Bir dakika. Dima'dır ya. Lef-i Mahfuz. Tamam, dima hangisine koyacaksın? Ha bir dakika ama hakikat niye denmiş biliyor musun? Bak karıştırmayalım. O da yanlış değil. Şimdi kalbin iki ayağı yok mu? Evet abi. Bir dima, bir vicdan. Aha. Şimdi hakikat deyince kalbe elini koyacaksın. Tamam. Tamam, kesinlikle ne olursa olsun hakikat deyince kalbe koyacaksın. Arş. Arş esmaların
azami perdesiz tecelli yeri değil mi? Hakikat buradan başlar. Tamam. Peki, hakikat oradan başlar da dima, kalpten ayrı düşünme. O bir şeyi, ayağı. Vicdan da bir ayağı. Çünkü diyor ki Kant, makesi efkarı dima, mazari hissiyatı vicdandır diyor. Tamam. Hakikati aşağı koyduk mu abim? Tamam. İmam-ı Mübin neydi? İmam-ı Mübin mazi ve müstakbel, tamam mı? Kitab-ı Mübin efendim. Bu da manevi hayat-ı Muhammediye'dir. Lef-i mahve ispattan da vücut oradan belirleniyor. Yani esir, enerji, atom belirleniyor. Fakat o zaman da şöyle demiştik. Biraz da derine dalmışız orada. Arşa denmesinin sebebi bozulmaz o. Çünkü aynı hayattır. Cismaniyet olduğu için. Kitab-ı Mübin cismaniyete bakmıyorum. O zaman bu kapsayıcıdır. Bunu sökmem gerekiyor. Şunu maddi hayat-ı Muhammediye şunu sökmem gerekiyor. O haftaki doğrudur. Arşa kadar olması lazım. Çünkü cismaniyet şuradandır. Arşa cismaniyet kadar olduğu için. Cismaniyet olduğu için yazıyorum. Bunun hakikat-ı Muhammediye ile eşit oldu bu sefer. Bir dakika, cismaniyet. Bunu güzel bir şekil yapmak hayır lazım. Hayır. O üstünde. Aa bak bu. Yok yok. Hakikat-ı, bakın çizgiye. Hakikat-ı Muhammediye'nin çizgisiyle aynı. Nerede hakikat-ı Muhammediye? Hakikat-ı Muhammediye. Siyah aynı. Ha siyah. Bunu bir daha bir şekillendirelim abi. Bu İmam-ı Bin, Kitab-ı Bin, Hayat-ı Muhammediye, maddi manevi tarafı. Şöyle şöyle olur bak bu. Bunu şöyle düzeltilir. Bak. Şöyle. Bu hakikat-ı Muhammediye arştan aşağıdır. Bu lef-i mahfuz şuradan aşağıdır. Arş-ı azamdan aşağı oldu abi. Arştan aşağı, tepesi, çatısını aldık. Tamam. Çatısını aldık. Arşla hiç alakası yok arş-ı azamla. Evet. Sidretül münta. Yo yo, onunla alakası yok. Aşağıda. 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 İçine aldı, fark o. Şöyle yapabiliriz bu. Bir dakika. Hakikat-ı Muhammediye arşı içine aldığı için cismaniyet şu aynı yer olmaz. Şu şurasıydı. Hı hı. Onu ayırabilirsiniz. Şunu da yeşil yapayım. Çok ince şeyler biliyor musunuz? Ya bunu bir güzelce silip aslında şimdi vaktimiz yok ama. Tamam yok, şimdi bu olsun da temizle çekmesi yapılır. Tamam mı şimdi, karışmadı. Tamam. He? Yani hakikat-ı Muhammediye ne oldu bu sefer? Şu arş dahil yaptınız. Lef-i mahfuzun altı oldu. Evet evet. Maddi hayat-ı Muhammediye arşın altı oldu. Yani cismaniyet sınırı oldu. Cismaniyet. Sınırı. Cismaniyet oldu. Tamam. Manevi lef-i mahfuzu da aldı. Arş-ı azamın altı oldu. Böyle evet. Şey. Çünkü yani dimasız maneviyat olur mu? Olmaz ki. O zaman onu da aldı. Şu turuncu neydi abi? Turuncu şahsiyet mi? O şahsiyeti. Muhammediye. Çektinizse ben bunu dur abi çekelim. Peki abi şimdi kitap soru biraz şey oluyor ama Kitab-ı Mübin dimaya mı bakıyor, kalbe mi bakıyor? Kitab-ı Mübin. Neye bakıyor abi? Kitab-ı Mübin kalbe bakar. Kitab-ı Mübin kalbe bakar. Evet. Tamam. Çünkü niye kalbim, niyesini bilelim. Yoksa bak tamam. Niyesini yapmazsan ezber olur. Bir, Kitab-ı Mübin hazır zamana bakıyor. Hazır zaman cismaniyettir. Cismaniyet nereden başlıyorsa Kitab-ı Mübin odur. Cismaniyet arşı içine almaz, cenneti içine alır. Tamam. Cismaniyet Kitab-ı Mübin'dir. Tamam mı? O şeyse arşı içine alan hakikat-ı Muhammediye'dir. Ben bir daha söylüyorum. Cenneti içine alıyor, arşı içine almaz. Cismaniyeti içine aldığı için bu maddi hayat-ı Muhammediye'dir.
Kitab-ı Mubin'dir aynı zamanda. Bu kitabı yazmıştınız abi. Maddeler kitabı mübine bakıyor diye solda yazılı. Evet. Kitab-ı Mubin'dir. Şimdi o değil mi olsun? Tamam abi. Cismaniyet ölçü. Peki arş nedir? Esmaların perdesiz tecelli ettiği yerde olduğu için esmaların bütününe hakikat denilir. Hakikat şey sabit. Yani bu biraz önce cennet için alıyordu. Madde hayat-ı Muhammed'e cismanidir. Arşı içine alan, arşı içine hakikat-ı Muhammediyedir. Tamam. Lef-i mahfuzu da içine alırsa, şey de manevi olduğu için, lef-i mahfuz, kalp ve akıl bütünü maneviyatını oluşturdu. Manevi hayat-ı Muhammediye oldu. Sıfatların azami derecede her şeyin kaynağı sıfat ceber olduğu için arş-ı azamı içine alıyor. Arş-ı azamı içine alıyor. Şahsiyet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam, Nur-u Muhammedi ve kab-ı kalbisini de içine alıyor. İstersen şurayı sileyim de çizeyim. Yok şurayı. Abi ya. Sileyim, yapayım. Yok abi, o bence bu temize çekilecek zaten, hiç boşuna uğraşma. O zaman kalp diye yazalım da onu abi. Belli olduktan sonra sorun yok abi. Kalp yazayım mı şuraya? Ha, o kitabımı binin oraya. Şuraya, şuraya. Kalp. Yok kalp deme, Esma'nın. Kitabımı binin yanına yazsak tamam, abi tamam. Ona gezer. Şuraya, ha, şuraya. Oraya. Kalp. Tamam. Öbürsü de ima şey. İma. Nerede o? Manevi olan kırmızı. Ha, oraya da şey yazalım. Dima mı? Dima, ima. Dima içine alıyor. İmamı mı binin oluyor değil mi? Dima içine alıyor. Cismani olduğu için hududu oradan. Evet. Peki bunlara komple çizdik ama şahsiyet-i manevi dediniz ama çizdik. Komple. Yazdım abi. Yani ne alıyor onu, bak onu ne alıyor? Onu şu alıyor. Bak. Kab-ı kavseni. Kab-ı kavseni. İçine alıyor. Dima mı dedik abi? Yok, o maddi şuradan alıyor. Bu arşı içine alıyor arkadaşlar, bak buraya. Arşı. Dama almıyor. Damı almıyor. Nasıl oldu? Kab-ı kavseyn daldı. Kab-ı kavseyn değil ya o. Arşı içine aldı maddi hayat-ı Muhammediye. Çeperler. Ama kab-ı kavsen bu çizgi. O şahsiyeti. Yani arş-ı azamın damı kab-ı kavsen ya. Hı hı. O şahsiyeti maneviye şu turuncu hududunu çizmek için, göstermek için yaptım. Bak geliyor Osman. Bak şuradan. Ne aldı? Kab-ı kavsen ve mecud için aldı. Yani almadığı bir şey yok. Şöyle diyeyim. Şahsiyeti maneviye Muhammediye almadığı bir şey yok. Hani şu. 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 Tamam, şey sahabenin gördüğü hangisi? Değişiyor mu? Tamam abim. Ahmet'i gördüm. Ama şey mesela vahiy geldi. Vahir davahum enil hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat. Allah'a emanet.